Ay, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sevgili dostum beni kırmadı, sağ olsun. Sosyolog, yazar arkadaşımız Timur Davletov bugün konuğumuz. Şamanizm üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Söz sizde hocam. Teşekkür ederim. Ben de çok onur duydum burada bulunmaktan. Böyle seçkin bir toplulukla beraber. İşte şamanizm deyince geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürden bahsediyoruz her şeyden önce. Ve aynı zamanda inanç, yani bu inanç bazı araştırmacılar göre çok eski zamanlardan geliyor. Paleolitik dönemden itibaren. Mircea Eliade diye göre mesela Paleolitik döneminden gelen bir şamanizmden bahsetmemiz mümkün. Aynı zamanda işte şaman yolunu yazan bir antropolog var biliyorsunuz, tanınmış. Michael Harner. O da ona göre yine 25 ile işte 30 bin yıl geçmiş olan bir kültür şamanlık. Ve yine ona göre 2.3 milyon yıla kadar da götürebiliyoruz. Hominidlere, herkes bütün o eski kadim atalarımızı dahil ettiğimiz zaman zaten onun bu sözleri şu anlamda destekleniyor. Biliyorsunuz Neandertallerde de inanç kültürü var. Bu son buluşlarla, keşiflerle bu gerçeklik daha somut bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yani belirli bir düzenler var. Kendileriyle beraber yaşayanları gömerken ya da öteki dünyaya gönderirken bir ritüel, bir seremoni, bir tören, bir gömü geleneğinden bahsediyoruz Neandertallerde. Aynı zamanda sanattan da bahsediyoruz. İşte bahsediyoruz onlarda. Hani eskiden bizim algımız farklıydı. Homo Neanderthalensis hakkında. Ama son dönemde değişiyor. Zaten bir de biliyorsunuz Denisova insanı var. O da Altay insanı. Sibirya'nın Asya kıtasını aldığımız zaman tam göbekte bulunuyor. İşte bizim memleket, yani benim memleket tam olarak orası Hakas olarak geçiyor. Yenisey Nehri var. İşte Yenisey Nehri'nin orta havzasında dünyanın en uzun dördüncü nehri, 5000 kilometre boyunca uzanan, güneyden kuzeye, yani küreyi aldığımız zaman tersine akan, yukarıya doğru akan ve kuzey bir denizin içine düşen bir nehir bu, büyük bir nehir. Yani araştırmacılar göre 200 milyon sene öncesinden geliyor başlangıcı. İşte onun bu nehrin geçtiği topraklarda Altay ve Sayan Dağları var. İşte Türk kültüründe, Avrasya kültüründe önemli bir yeri olan, hem kültür olarak, hem inanç olarak, hem mitolojide de önemli bir yeri olan bir lokasyon, dağlar silsilesi. 2000 kilometre boyunca uzanan dağlar bunlar, Altay Dağları. Sadece genişliği 600 kilometre boyunca yani uzuyor. Ve Altay kavramı şöyle, hem bu Denisova insanı var, Altay insanı ya da başka bir ifadeyle, hem onunla ilgili kültür, biliyorsunuz işte birkaç sene önce küçük bir kız çocuğunun kemiği bulmuştur, parmağının eklemi, oradan hareketle onun DNA'sına ulaşıyorlar. O DNA farklı çıkıyor. Yani Neandertallerden de farklı. Bizim Homo sapiens sapiens dediğimiz türden de farklı. Yani bizim atalarımızdan farklı. Böyle bir keşif yapılmış oluyor ama onlar da takip ediyorlar. İşte onlar da Neandertaller gibi işte Avrupa'ya yayılıyorlar. Farklı farklı yerlere yayılıyorlar. Ve Neandertallerle Homo sapiens sapiensler karşılaşıyorlar aynı zamanda. Yani ortaklaşa yan yana yaşıyorlar. Hani eskiden biz hep öyle diyorduk. Yani Neandertaller önceydi, sonra biz geldik şeklinde.
ve ortak çocuklar da oluyordu. Yani dolayısıyla bizde de Neandertallerin şeyi var, kalıntıları var, genetik kalıntıları ya da izleri. İşte böyle bir yer. Zaten neydi? Altay'da bir yerleşim yeri var. 1.4 milyon yıllık bir geçmiş var. Bir de Sibirya aldığımız zaman 2.3 milyonluk bir yerleşim yeri var. Yani tabakaya göre tabii tespit ediyorlar bunları. O da hani Afrika'daki 4 milyonsa Sibirya'daki işte 2 milyon 300 bin yıl öncesinde dayanıyor. Bu kadar eski bir yerleşim yeridir aslında Sibirya. Hani biz Sibirya deyince çok uzak bir diyar, böyle işte hep buzullar var, kış var, işte kar var diye düşünüyoruz. Ama aslında çeşitli uygarlıkların olduğu yerler. Mesela Hakas topraklarında yukarı paleolitik dönemine ait olan bir yerleşim yeri var. Malaya Sıya olarak geçiyor. 35 bin yıllık. Şimdi bu 35 bin yıllık şeyde yerleşim yerde evler var toprağın altında ve o evler yuvarlak. Şimdi yuvarlak evin devamı günümüzde göçebelerin kullandıkları ev tipine neredeyse birebir benziyor. Ve geleneksel Anadolu'da da var bu mimari devam ettirilmiş. Ona galiba kırlangıç çatı diyorlar. Böyle kütükleri üst üste koyuyorlar. Sonra da daraltıyorlar. Ortada bir delik kalıyor en tepede. O deliğin tam altında ocak, ateş bulunuyor. Yörükler, sarı keçeli yörüklerin Anadolu'da onu devam ettiriyorlar o geleneğe. Çünkü ateş kutsal, şamanizm de kutsal. Zaten şamanizmde neredeyse bütün ayinler ateş etrafında gerçekleşiyor. Ateş böyle yuvarlak bir çadırın içinde tam merkezde bulunduğu zaman onu güneş olarak algılıyorlar. Dolayısıyla oradaki içinde bulunan herkes böyle gezegen gibi de algılanabilir. Yani mikro kozmos modeli olarak algılanabilir. Yani o ev ya da işte yanlışlıkla çadır da diyorlar ama o kütükten yapılmıştır ve aslında onun tam Türkçesi ev. Yani ya da eski Türkçesi ev. Üçgen değil ya da dörtgen değil o evler. Yuvarlakımsı. Dolayısıyla yani bizim güneş sistemimizin helografik şeklinde de benziyor. Yani yuvarlak şeklinde benziyor. Böyle bir ilginç şeyler de var. Şimdi ateş canlı olarak algılanıyor. Adı var. Yani şamanlıktaki en büyük özellik ateşin bir özne olması ve bir kimlik sahibi olması, bir isim sahibi olması. İşte ot ana diyorlar ya da ateş ana diyorlar ona. Ve ona okunan dualar var. Ya da Türkçesi alkışlar var. Bu alkış aynı zamanda hayır dua anlamına geliyor. Tersi de beddua, karış anlamına geliyor. İşte insanlar şimdi ateş hayatında koruyucusu olduğu için ama ateşin mücidi yani bu şamanlığın belki en büyük özelliği kadındır. Kadın olarak algılanıyor. Ve koruyucusu da kadın. Zaten şamanlıkta hani dünyada birçok inanç sistemi var. Bu inanç sistemlerin içerisinde şamanizmi farklı, kendine özgü, üstün ya da aşağıda değil ama kendine özgü kılan ilk şamanların kadın olmasıdır. Yani bu modern dile çevirdiğim zaman bu biraz pozitif ayrımcılık olarak da algılanabilir ya da ifade edilebilir. Yani sizin dininize mensup ilk insanın cinsiyeti diye sorduğunuz zaman yani huzur ve huşu içinde kadın diyebiliyorsunuz şamanizmde. Ve bunu bilimciler de böyle söylüyor, araştırmacılar da böyle söylüyor. Bunu şamanların kendisi de böyle söylüyor. Mesela Sibirya'nın yerli halklarından Türkçeler var. Onlar Bering Boğazı'na en yakın o bölgede Eskimo'larla beraber yaşayan bir topluluk. Onlar mesela 19. yüzyılda araştırmacılar geldiği zaman onlara
ondan bir ifade. Sosyal medyada gördüm ben onu, paylaşıyor. İşte Çukşi atasözü olarak paylaşıyor ama aslında Çukşilerinden bir şamanın ifadesidir o. Kadınlar doğası itibariyle şamandır ifadesi var. Yani böyle bir ilginç. Tabii genelde işte aydınlanmayla beraber bilimciler şamanizmde daha çok böyle gerici, işte ilkel toplumlara mahsus inanç sistemi ve kültür olarak algılamışlar ya da ifade etmişler ya da böyle tanımışlar. Ama zaman içerisinde görüldü ki yani şamanlık yok olmuyor. Yani normalde özellikle 19. yüzyılda herkes şaman inanç ve kültürünün yok olmasını bekliyordu. Normalde yok olmasını bekliyordu ama o kaybolmadı. Yani özellikle işte Çarlık döneminde tonlarca yayınlar var. Yani bu ilkel toplumların inancı bir an önce kaybolsun, işte onlar bu inanç sistemi kaybolduğu zaman işte onlar da kurtulurlar, onlar da işte huzura kavuşurlar şeklinde. Ama bu olmadı. Hatta ilginç bir süreç yaşanıyordu, onu da anlatmak istiyorum. Tebligatçılar geldiği zaman Sibirya'ya, misyonerler yani, geldikleri zaman mesela hasta düşüyor. Hastalandığı zaman bir şamana başvuruyorlardı. Dolayısıyla şamana karşı mücadele ediyor ama şamana başvuruyordu. Şaman da onu iyileştiriyordu, sonra kendi kampanyasını devam ettiriyordu. Yani böyle ilginç bir süreçte yaşanıyordu. Anlatılması gereken belki de. Ama buna rağmen yani şamanı hiçbir şekilde misyonerlik yapmıyordu. Yani onlara karşı. Ama tabii öbür taraftan sürekli öyle bir ne diyor ona? Öyle bir konuşma yapılıyordu. Yani sizin inancınız yanlış, işte ilkel, birçok haberci, muhaberat diye bir yayın organları var. Orada da sürekli yazılıyordu. Yani şamanlara karşı nasıl mücadele edilmesi gerekiyor, nasıl şamanların işte tür dediğimiz şaman davulunun işte nasıl yok edilmesi gerekiyor, işte gücünün nasıl azaltılması gerekiyor, işte toplum nezdinde itibarının nasıl sarsılması gerekiyor şeklinde böyle çalışmalar yapılıyordu o dönemde. Tabii bunu Türkologlar biliyor. Yani böyle çalışmaların yapıldığını biliyor. Ama tabii çok fazla dile getirilmiyor. Yani bu Sovyetler geldiği zaman 1917'de devrimle beraber o zaman hem şamanizme karşı ne diyor ona işte mücadele artıyor hem aynı zamanda araştırmalar da hız kazanıyor Sovyetler'de. O yüzden yani dikkat ederseniz neredeyse saha araştırmalarına dayalı bütün literatür Rusya'dan, işte Sovyetler'den çıkmıştır. Yurt dışından gene de referans alırlar. Dolayısıyla birinci derece kaynaklar değil bunlar. Bunlar ikinci derece, üçüncü derece vesaire vesaire. Yani suyunun suyu geliyor ama son dönemlerde hem oradaki Sibirya'nın yerli halklarından çıkan araştırmacılar çalışmalarını kaleme alıyorlar. Hem artık işte mesela Türkiye'den de araştırmacılar gidebiliyor. Araştırmalarını yapabiliyor. Hem Altay'a gidebiliyorlar, hem işte Sibirya'ya gidebiliyorlar genel olarak. Altay, Sahayakut'a gidebiliyorlar. Bu aynı zamanda sadece Sibirya'daki yerli Türk halkları da sınırlı değil. Oradaki işte gayri Türk ama Sibirya'nın yerlisi olan işte Yinsey halkları var. Bu arada Yinsey halklarının kullandığı dil kendine özgü, kapalı bir dil. Dünyadaki biliyorsunuz Altay dilleri var. Türkçe onun içinde yer alır. Moğolca da onun içinde yer alır. Yinsey halklar kendine özgü. Ama onlar da şaman. Onlar da geleneksel inanç sistemleri. Şamanizm. Tabii şamanizm deyince bazılar diyor yani böyle bir şey yok. Böyle bir din yok. Zaten şaman Türkçe değil ifade edilir ama aslında şaman Türkçe olmazsa bile yani mesela böyle bir kabul edelim
Altaycadır. Yani Türkçe zaten Altay dillerinden, Moğolca da Altay dillerinden, işte Korece, işte tartışılmakla beraber, işte Japonca ve aynı şekilde kesin olmakla beraber Tungus Manşur diller. Onlar hepsi Altayca kabul ediliyor ya da Altay halkı. Onun bir üstü makro aile Ural Altay halkları ya da Turan halkları olarak geçiyor. Bu da Batılıların icat etmiş olduğu bir kavram. İşte bu Ural kolu şeyde kalıyor, Finugorlar şeklinde. Bir de Altay kolu var. O da Türklerden, Moğollardan, Tungus Mançurlardan vesaire. Zaten şaman kavramı Tungus Mançur dillerinden geliyor günümüze kadar. Zaten kökünde de şa ya da sa fiili var. Yani düşünmek, düşünmek, bilgi, bilmek, merak etmek, idrak etmek, farkında olmak anlamında kullanılır. Ondan sonra şeyde bir de sa ya da şa Türk dillerinde de var. Yani bu en önemlisi, hani birçok literatür okumuşsunuzdur mutlaka şamanizmle ilgili. Hani orada mutlaka da bir paragrafı, şu paragrafa denk gelmişsinizdir. Şaman Türkçe değil, tümcesine denk gelmişsinizdir. İşte bu şaman Türkçe değil dedikleri şaman kavramı aslında Türkçedir. Yani sadece Altayca değil, doğrudan Türkçe bir kavram. Ve fiili var yani Türk dillerinde. Sa ile başlayan fiil var. Mesela sanmak onlardan birisidir. Yani sanmak, bilgiyle ilgilenmek, bilgiyi işlemek, okumak, düşünmek, zannetmek, zannetmek sanmaktan geliyor. Bir de saymak. Bunlar hep sa fiiliyle ilgili. Bir de sa diye bir kavram var. Zaten düşünme yetisi yerinde olan bir kimseye sa derler. Ayık olan sa demektir. Bunlar hepsi sa fiiliyle ya da şa fiiliyle ilgilidir. Dolayısıyla hiçbir şekilde şaman Türkçe değil diyemiyoruz. Yani bilimsel olarak diyemiyoruz. Bir de sağındım, sağındım diye bir fiil var. Düşündüm demek Türk dillerinde. Dolayısıyla sağduyu kavramı da oraya bağlanabilir. O yüzden yani sadece Altay kültüründen değil, doğrudan Türk kültüründen dünyaya çıkan ve yayılan bir kavramdır. Şaman ya da kam ya da kaman. Biliyorsunuz o çam, kam, ondan sonra ham, çam, şam, sam, bunlar hep aynı kavramlar. Aynı şekilde şaman, kaman kavramlar da aynı. Türkiye'de herhalde 5 tane yerleşim yerinin adı var, kam olan. Bir tane mesela Samsun'da, Hazra ilçesinde Kamlık diye bir köy var. 19. yüzyılda da kamlık olarak geçiyor ama onunla ilgili değişik görüşler var ama bu görüşlerin içinde kamlık dediğimiz şamanlıktan da geldiğine ilişkin bir görüş var. Yani bu da ilginç. Zaten kam kavramı eski Türklerden, Hunlardan hatta günümüze 21. yüzyıla kadar yaşayıp gelmiş ve nereye Türkler ulaşmışsa dünyada orada görülmüş ve tespit edilmiş bir kavramdır. Sibirya olsun, ister Çin, Moğolistan olsun, ister Orta Doğu olsun, ister Afrika'nın kuzeyi olsun, ister Doğu Avrupa olsun, her yerde bu yazılı belgelerle kam kavramı ve kamlamak yani şaman ayini yapmak kavramı geçiyor. Zaten dünyada bu şaman kavramını kabul etmiş, Altay ya da Türk kökenli şaman kavramını kabul etmiş ve oradan şamanizm diye bir, yani şamanlık diye bir kavram üretmiştir. Ve bugünümüze kadar geliyor. Hatta bazen bu Altay kökenli olan kavramı esas alıp mesela eski Yunan kültürünü ne diyorlar ha, çözümleyebiliyorlar. Yani mesela Empedokles için biliyorsunuz 4 temel elemanın unsurun babası olarak kabul ediliyor. İşte toprak, su, hava, ateş. Empedokles için bile şaman diyebiliyorlar. Tabii bu farklı tepkileri yol açabiliyor. Bazıları diyor ki ya şimdi Altay'dan gelen bir kavramı biz kendi kültürümüzün beşiği olan Yunan
hatta yüksek Yunan medeniyetini biz niye tatbik ediyoruz, uyguluyoruz diyenler de var. Bazıları da tamamen bilimsel kaygılarla nötr bir şekilde şaman diyebiliyor. Ve bunu yapanlar da gene batılılar. Hani bizim Türkolojide genelde şaman kavramından kaçınırken batılı araştırmacılar hem ilkel giyiyorlar hem de hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Yani o kavramı kendi kültürünün beşi olan antik Yunan kültürüne uygulayabiliyorlar. Böyle ilginç bir süreç var. Mesela sayıların babası olan Pisagoras için de şaman diyebiliyor araştırma. Bunlar bilimsel araştırmalar. Bunlar hani ben dedim şamandır herhalde şeklinde değil. Yani bilimsel hakemle dergilerde çıkan makaleler. Bunlar tartışılıyor. Zaten uluslararası akademik şamanlık araştırmaları cemiyeti de şu anda merkezi Yunanistan'da biliyorsunuz Atina'da. Ve onlar da hakemle dergi çıkarıyorlar hatta. Ama kültür dediğiniz zaman Altay kültürü. Ya da köken Altay kültüründen geliyor. Ama Türkiye'de ve Türk dünyasında böyle bir merkez yok. Böyle bir şey de var. Yani o yüzden genelde hani Türkolojide o bir kritik paragraf var. Yani şaman Türkçe değil de başlayan. Ve bir paragraftan da fazla geçmiyor genelde. Ama işte biz görüyoruz ki şamanlık yani Türk kültüründen koparmak mümkün değil. Yani işte son dönemde tembircilik kavramı çıkmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan bir kavram. Orada da zaten hani böyle yaşayan bir tembirci ama gelenksel olarak ya da mesela 19. 18. 17. yüzyıl yani etnografik dönemde kayıtlar bulunan tembirci bir toplum yoktur. Yani ya da kendi kimliğiyle ilgili sizin inancınız nedir dediği zaman bizim inancımız tembircidir diyen bir kimse yoktur. Böyle bir kayıt yoktur. Ama bunlar şaman dinine mensuptur. Bunlar şaman inancına mensuptur diye tonlarca kayıt var. Etnografik dönemine ait olan. Yani dolayısıyla şamanlık 17. yüzyılda dünyaya sıçramış olabilir. Avrupalılar üzerinden. Ama öbür taraftan 11. yüzyılda yaşayan Biruni var ve o da Şamanyon diyor. Yani şimdi Biruni'yon varken orada Batılılar tabii yok piyasada. O yüzden hani Şaman kavramını işte şunlar icat etti, bunlar icat etti yaklaşımı tam doğruları yansıtmıyor. Çünkü Biruni var. El Biruni büyük bir şahsiyet, büyük bir bilimci. Ve o diyor ki işte Budizm'den önce, şundan önce, bundan önce 9 oğuzlardan bahsediyor. Şamanlık var diyor. Bunlara şamanan diyorlar diyor. Yani bu kavramları kullanıyor. Şamaniye kavramını kullanıyor. Zaten Türkiye'de de önemli araştırmalar yapılmış şamanlık konusunda. Özellikle Atatürk döneminde 1 Ocak 1932'de böyle kendi çalışmasını tamamlayıp Atatürk'e Dolmabahçe Sarayı'nda teslim eden bir araştırmacı var. Ziya Yörükan. Yusuf Ziya Yörükan profesör doktor. Onun bu çalışmasının adı da işte eski evvelki Türk inançları şamanlık, şamanizm. Yani orada bir herhangi bir işte şaman Türkçe değil, şu değil, bu değil falan şeyine tartışmasına girmeden doğrudan Türklerin kültürü, Türklerin inancı şamanizm, şamanlık diyor. O da kaynaklara dayanıyor. Farklı farklı dillerdeki kaynaklara ve bu kaynaklardan birisi de El Biruni. Yani El Biruni 11. yüzyılda yaşamış bir aydın, bir düşünür. Orta Doğu'nun yetiştirmiş olduğu ya da İslam dünyasını yetiştirmiş olduğu. Aynı şekilde burada, şimdi şamanlıkta esas yaklaşım, ha maalesef ben şunu da belirteyim. Maalesef o elden teslim edilen manuskript ya da el yazması daha sonra kayboluyor. Atatürk'e teslim edilen Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbul'da. Daha sonra yayınlanabiliyor 90'lı yıllarda. Şu anda rahatlıkla erişilebiliyor böyle bir çalışma. Onun dışında işte şamanizmin özellikle İslamiyet üzerindeki etkileri konusunda
Köprülüze'de, Fuat Köprülüze'de, onun da çok profesör oldu, onun da çok büyük emekleri var, çalışmalar var bu konuda. Yine Atatürk döneminde. Yine Atatürk döneminde çalışmalarında başlayan ve daha sonraki dönemlerde devam ettiren Profesör Abdülkadir İnan var. Diyebilirim ki Türkiye'de en esaslı araştırmacılardan biri bu konuda. Bir de Profesör Doktor Yusuf, pardon, Zeki Bilgi Togan. Zeki Bilgi Togan da aynı şekilde söylüyor. Yani eski Türklerin inanç sisteminin şamanlığa dayandığını ifade ediyor. Bu kan kavramı üzerinden Hunlara kadar gidiyor. Çünkü Hunlar da hatta Hunlardan öncesine de kadar götürebiliyor. Mesela Zeki Bilgi Togan İskitleri şaman olarak gösteriyor. Onun çalışmalarında böyle ifade ediliyor. Şimdi Zeki Bilgi Togan'ın özelliği kendi araştırmalarının duygusallığı katmıyor. Hiçbir şekilde duygusal davranmıyor. Yani illaki Türk olsun şeklinde böyle bir kaygısı yok. Ama tamamen bilimsel yaklaşıyor. Ve mesela Sakaları, Orta Asya'dan gelen Sakaları ve Kafkasya üzerinden Karadeniz ve Hazar'ın arasından geçerek Anadolu'ya ulaşan İskitleri Türk unsurlarının başat olduğu bir oluşum, bir sosyal toplum olarak niteliyor ve bunu 1071'den çok önce, M.Ö. 7. yüzyılda ta Filistin topraklarına kadar yayıldıklarını, Anadolu'da yayıldıklarını ifade ediyor. Bunlar şaman olduğunu ifade ediyor. Zaten daha sonra Herodot da aynı şekilde, işte Strabon da aynı şekilde böyle kayıtlar var şamanlıkla ilgili. İşte daha sonra işte 8. yüzyılda eski Türk yazıtları var. Eski Türk yazıtlarında işte bahsedilen kutsal varlıklar var. Onlardan birisi Kök Temri ya da işte günümüz Anadolu Türkçesiyle Mavi Gök ya da Mavi Sema anlamına geliyor. Umay var mesela ya da Temri Umay olarak geçiyor. Temri Umay olarak geçtiği yer Tony Cook yazdı. Orada ikisinin arasında ayırma işareti de yok. Onun dışında toprak ya da yağız yer. Yani zaten genellikle Kök Temri ile yağız yer ya da toprak ana eşit algılanıyorlar. Eski Türk döneminde de böyle. Zaten ikisi ne diyor ona? Yarlı Kadı Küçün diye bir kavram var eski Türk dilinde. Yarlı Kadı Küçün dedikleri zaman onlar böyle karar verdiği için, onlar böyle buyurduğu için kimler buyurmuş bu şekilde? Kök Temri ile Yağız Yer. Ya da ıdık yırsup diyorlar ona bir başka ifadeyle. Onlar ikisi yargılık aldık için bunlar Kültegin yazıtında Kültegin yazıtında Kuzey 10 10. satır ve Bilge Kağan yazıtında yine Kuzey 10. Bunlar ikisi paralel olarak. Tony Cook yazıtında ki bu sene biliyorsunuz işte UNESCO Tony Cook yılını ilan etmiştir. 1300. Yıl dönümü Dikeyşi'nin. Tony Cook tabii daha bilge bir kimse ama onun orada Umay'la ilgili çok önemli bir motif var. Umay hani günümüzde mesela bu Krasnoyarsk'ta tanınmış Sovyet tarihçilerinden Türkologlarından Krasnoyarsk'ın da ifadesi bu. Günümüzde Altay halklarında Umay kavramı biraz daha daralmış. Yani Logoslara destek veriyor, koruyor, işte kadınları koruyor, yaşlı kadınları koruyor, çocukları koruyor, çocuklara kut veriyor şeklinde inanış varken eski Türk döneminde ulusun, yani Türk ulusunun kaderini belirleyen bir tanrı, bir tanrısal güç olarak ifade ediyor. Zaten tüm Tony Cook yazısında bu şekilde geçiyor. Hatta Bilge Kağan kendi annesini Umay'a benzetiyor. Yani tabii bazı araştırmacılar Umay için melek diyorlar. Bazı araştırmacılar işte Fransızların Jeanne d'Arc gibi bir kadın kahraman olduğunu ifade ediyor. Ama 11. yüzyılda
yaşamış ve ilk Türklerin içerisinde ilk ansiklopedist olan ve Arap dünyası için Türkçe sözlük hazırlayan, Divan-ı Lügat Türk'ü hazırlayan Kaşgarlı Mahmud var. İşte Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyılda bu tahminleri 21. yüzyıldan ya da 20. yüzyıldan geriye dönüp yapılan bu tahminleri sıfırlıyor. Çünkü Divan-ı Lügat Türk'te şöyle bir tümce var. Umaya kim tapıyorsa çocuğu olur. Şimdi melek çocuk doğurtamadığı için baş kahramanda kadın doğurtamayacağı için burada anlaşılıyor ki burada tanrısal bir varlıktan bahsediyor. Kaşgarlı Mahmud bile bunu söylüyor. Kaşgarlı Mahmud zaten yani henüz eski ataların inancını terk etmemiş olan Türklere kızgın bu anlamda. Ve diyor ki bu kafirler göğe tembih diyorlar. Nerede büyük ağaç, büyük dağ görseler onlara tengiri diyorlar diyor. Tabi bu şaman gelene. Yani eski Türk döneminde de tengiriyi göğe tengiri diyorlar. Yani çünkü gök ulaşılamaz gibi görülüyor. Ve bu gök tengiri kültü aslında şamanların içinde. Ve bunu yaşatan tek 20. yüzyılın başına kadar yaşatabilen tek, yani bütün Türk dünyası içerisinde Hakas Türkler olmuştur. Yani Tigr Taif diye bir ayin var. Tengri ayini diyorlar ona. Tabii bunu tengricilik şeklinde yorumlayanlar da var. Bu aslında daha çok bir kültür. Gök kültü. Aynı şekilde dağ ayinleri var. Aynı şekilde su ayinleri var. Ama tabii oradan hani bu tengri ayini varsa tengricilik tabii çıkmıyor. Aynı şekilde su ayını varsa oradan suculuk da çıkmıyor. İşte dağ ayını varsa dağcılık çıkmıyor orada. Ama bunlar hepsi var şaman kültürünün içerisinde. Yani bunlar birer kült. Atalar kültü de bunlardan birisi. Zaten eski Türklerde çok güçlü bir şekilde yaşatılan bir atalar kültü ve 50'li 60'lı yıllardaki bizim Türkologları da etkileyen, benim tahminim bu, atalar kültüdür. Yani kendi atalarına yani onları kurtarmak, onlara olumsuz sıfat takmamak için onların ne diyor ona yol göstericisi bir sahip olarak ifade edilir bu atalar kültürü. Zaten atalar kültürü İstiklerden beri Hunlar'da, işte Göktürkler'de, işte Uygurlar'da, Kırgızlar'da ve daha sonraki herkeste takip ediliyor. Aynı şekilde at, Şamanizm'de hayvan hakları kavramı olmayabilir ama hayvanlar önemli. Mesela şaman mitolojisine baktığımız zaman bir kahramanın adıyla beraber atının adı ve niteliği, cinsi ifade ediliyor. Dolayısıyla bir kahramanın, Bahadır'ın, Alp'ın adı atının adı olmadan eksik kalıyor. Yani tam olarak güçlü bir Bahadır olamıyor. Atı eksikse. Bunu biz Osmanlı'ya kadar görebiliyoruz. Yani bu şaman geleneğini Osmanlı'ya kadar görebiliyoruz. Yani zaten bunun ifadelerinden birisi de aklıyla beraber gömülüyor kahramanlar. Yani böyle bir şey. Destanlara baktığımız zaman ki destanlar şaman mitolojisinde önemli bir yer tutar. Orada da at hep insana, kahramana yardım edebiliyor ve hatta ona öğüt verebiliyor. Yani bir hayvanın bir insana öğüt verebilmesi mertebe olarak onun altında olmadığını, en az onun altında olmadığını ifade ediyor. Yani yaklaşım bu. Dolayısıyla hayvan hakları kavramı olmayabilir ama bu motifler de var. Ya da ağaç konusunda mesela şamanlıkta kutsal ağaç motifi var. Şimdi çevrecilik, ekolojizm, şu bu kavramlar olmayabilir kültürümüzde. Ama bunların çok daha, bu kavramlar daha ortaya çıkmadan bu kavramlarla ilgili motiflerin varlığı önemlidir bizler için ya da araştırmacılar için. Orada mesela İslamiyet öncesi ya da Hristiyanlık öncesi ya da Müsevilik öncesi döneminde ait olan şaman mitolojisinde bunları birçok bu motifleri görebiliyoruz. Yani bunlardan birisi mesela
kutsal ağaç motifi. Şimdi kutsal ağaç motifini düşündüğünüz zaman, ki bunu birçok kaynak da destekliyor. Yani Çin kaynakları, işte Ermeni kaynakları destekliyor Kafkasya yönelik olarak. En son 1721'de Alman asıllı bir kaynak, Mr. Schmidt, işte Büyük Petro döneminde 1721-1722'de Sibirya'ya gönderiliyor araştırmalar yapmak üzere. Ve o orada şaşırıyor. Yani ben diyor ki mesela ben birçok göçebe toplumu dolaştım ama tabii o kendi ifadesiyle Batılı olduğu için, Avrupalı olduğu için ifade kullandığı ifade şu, park kültürünü görmedim diyor. Şimdi onu park kültürü olarak aldı. Oysa ki Türk şaman geleneğinde bu bir kutsal ormandır. Kutsal ağaçlardan oluşan. İşte Tolkien'de bol bol görüyoruz mesela. Yani bizde hatta şöyle bir ikili durum ortaya çıkıyor. Hem Tolkien'in amcanın eserlerine hayranız böyle gizlice. Hem bizde yok diyoruz. Ama olmasını da istiyoruz. Ama kabul edemiyoruz. Hani böyle bir sıkıntılı konu olduğu için. Hem Vikingleri çaktırmadan izliyoruz sabahtan akşama kadar. Değil mi? Bütün dizileri. Ama bizde de olmasını istiyoruz. Ama bir türlü onu şey yapamıyoruz. Eski Yunanların bütün tanrılarını ezbere biliyoruz. Ama kendi kültürümüzü bilmiyoruz. Yani böyle bir ikili bir durum var. Yani gelgitler falan. en son gelişme işte İran. İran'da bile artık Zerdüşt. Normalde şeriatla yönetilen bir ülke ama Zerdüşt resmi olarak kutlanacak bundan sonra doğum günü. Şimdi bu kadar dinle imanla düşkün İranlılar kendi atalarına format atmadan kabul edebiliyorsa bu bence bir ibretlik yani bir örnek olabilir. Yani Yunanlar da dinle imanla düşkün. Tekrar aynılar Yunanlar. Hristiyandır ve birçok da yobaz da olabilir kendi toplumun içinde ama eski Yunan'a format atmıyor. Yani onlar olduğu gibi kabulleniyor. Hatta onları bize ezberlettiriyor. Yani satıyor, eserlerini satıyor yani, filmlerini satıyor. Ya da onlardan esinlenerek meydana getirilen sinema ürünlerini biz izliyoruz. Ya Vikingler, yani tebligatçıların yani misyonerlerin en önemli ülkeleri, İskandinav ülkeleri günümüzde, Hristiyanlık bakımından. Ama onlar da Vikingleri tanıtıyorlar dünyaya. Hem de format atmadan tanıtıyorlar. Ve bundan da biz ezileceğiz, işte utanacağız, işte onlar çok ilkel. İşte ama filmlerde görüyorsunuz, Viking mesela dizisini görüyorsunuz. Orada insanlar rahatlıkla hem de 11. yüzyılda Bağdat'tan oralara kadar ulaşan bir misyonerin, bir tebligatçının İbn Fadlan adlı Orta Doğu'nun notlarından istifade ediyorlar. O ne yazdıysa onu gösteriyorlar. Hiçbir şekilde format atmıyorlar. Güzelleştirelim, işte bunlar ayıp kaçar şeklinde de kaygıları yok. Yani ne varsa o şekilde. Ve onu moda haline getiriyor ve size izlettiriyor. Yani ve yok satıyor. Yani böyle bir, bu bir başarı bence. Ama bu başarı birden mi ortaya çıktı? Hayır. Bu Nordic Council, biliyorsunuz Turkey Council var, Türk Konseyi. Orada da çok daha önceden kurulan Nordic Council var. Ama Nordic Council 1960'lı yıllardan itibaren aldığı bir kararın sonuçlarıdır bunlar. O zamanlar diyor ki biz kendi kültürümüzü dünyada trend haline getireceğiz. Ve bu konuda çalışacağız. Hem araştırmacılarımız çalışacak, hem sanatçılarımız çalışacak. Herkes el ele verip çalışacak. Yani biz yani böyle ilkel diye yaftalanmayacağız ya da yaftalanmayacağız kendi atalarımızı. Ne varsa onlara istifade edeceğiz, anlatacağız. Dünya çapında yayacağız. Kültüre değerler olarak ve bence başardılar yani. Vikingler. İşte şeyler mesela İranlılar Zerdüşlüğü gizlemiyorlar. Yani biliyorsun böyle müzelere falan gittiğin zaman Zerdüşlük anlatılıyor. Yasak bir konu falan değil. Zerdüşler İranlı değil, İranca değil. İranca bir kavram değil demiyorlar.
ne varsa ona sahipleniyor. Hem İslam'ı yaşatıyor, kendi dinini yaşatıyor, hem ona da sahip çıkabiliyor. Yani kendisinin şu andaki dini, atalarının kültürüne, inancına sahip çıkmaya mani değildir, engel değildir. Yani onu Yunan olduğu gibi ya da öbür mesela İngilizler, İskoçyalılar vesaire, mesela son dönemlerde Rusya da aynı şekilde kendi Hristiyanlık yani tek Allah'ın inancından önceki inanç sistemi, atalarının inanç sistemine sahip çıkmaya çalışıyor. Bunu canlandırıyorlar, bunu araştırıyorlar. Bu kez de işte Sibirya'daki Türk halklarında da aynı şekilde süreçler yaşanıyor. Tabii şamanlık misyoner değil, yani tebligatçı değil, kimseyi dine davet etmiyor. Ama kendi rızasıyla şamanizme giren mesela Ruslar var ya da başka halklar var. Onlar mesela Türkçe isimler alıyor. Bu da çok önemli bir süreç. Mesela sosyal medyadan çok tanmış bir, hatta kam kavramını alıyor. Yani Türkçesi, biz şimdi şaman da kavramını alıyor ama özellikle kam kavramını alıyor. Çünkü o bölgede yaygın olan kavram bu, kam kavramı. Şamanlığın ne diyor ona, kadimliğine işaret eden motif budur. Yani özellikle dünyada ne diyor ona, işte demin de adını zikrettik, Michael Harder ve ondan önce Carlos Castaneda var. Mutlaka onun kitaplarını okuyanınız vardır. Batı toplumunda şamanizme ikinci soluğu kazandıran kimselerdir bunlar. Hem de böyle yaygın hale getiren, moda haline getiren. Bunların ama beslendikleri kaynaklar kimler? Amerika'nın iki kıtanın, yani kuzey ve güney, yerli halklardır. Kızılderili halklardır. Biliyorsunuz artık böyle genetik olarak ispatlanmıştır. Onların Güney Sibirya'dan, Bering Boğaz üzerinden oraya geçtikleri birkaç 10.000 yıl önce. Bu artık eskiden bir hipotezdi bu. Mesela Amerikan'a ensiklopedya var. 1961-68'de mi? Orada mesela şu yazar. Kızılderililer Sibirya'dan Orta Asya'dan gelmiştir. O zaman da bilimsel olarak yazıyordu. Ama bu bir hipotezdi aslında. Çünkü kesin ispat yoktu ortada. Ama genetik mühendislikle beraber, genetik araştırmalarla beraber daha net kanıtlar ortaya konulabildi. Yani oradaki taramalar yapıldı, kuzey ve güneydeki Amerikalıların ve işte Bering Boğazı'na yakın olan çevrelerde, daha sonra Sibirya'nın ortasında ve güneyinde, Moğolistan'a kadar ve Kuzey Çin'e kadar bu araştırmalar yapıldı ve genetik akrabalık var. Ama kadın üzerinde, mitokondriyal DNA üzerinde böyle bir şeyler yapıldı. Paraleller oluşturuldu ve Kızılderililer 4 grupta, A, B, C, D grubunda en yakın, en yüksek benzerlikler Türk halklarında çıkmıştır. Biliyorsunuz o bölgede Türk olan da yerliler var, Türk olmayan da yerliler var. İşte Altay halklarına mensup olup Moğol olanlar var, Turgut Manşu olanlar var vesaire vesaire. Kuzey Çinliler var. Bunların içerisinde en yüksek oranlar 3 halkta oldu. Onlar Soyotlar, Tuvalık ve Hakaslar. Bunların üçü de Türk halklarında. Dolayısıyla bu bile bir şey gösteriyor. Hani insanlar diyor ya Kızılderililer için Türk. O biraz duygusal ama onun altında bir genetik ve dolayısıyla bilimsel bir gerçeklik de var. Yoksa tabii ki dilsel olarak Kızılderililer çok farklı dillere ayrılıyor. Bazı dillerin özelliği sadece kendine mahsustur. Yani dünyalı hiçbir dille alakası yok. Yani bunlar da var. Bunlar işte biliyorsunuz işte bazı filmlerde de yansıtıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika tarafından kullanıldı. Yani hiç gizleme, böyle kodlama sistemlerine gerek kalmadan. Ve aynı şekilde Kızılderili'de günümüzde şaman davulu ve tokma varsa ve şaman ayinleri varsa bu şamanizm olgusunun işte çok eski dönemlere kadar indiğini en büyük kanıtlardır. Yani hani şamanlık yok demenin ötesinde, şaman diye bir şey yok, şamanizm Türkçe değil demenin ötesinde bu
paleolitik dönemine kadar inen bir kültürel ve inansal olgu. Ya bütün inançların kökeninde yatan ya da ilk din biçimi ya da bazen de ilkel din biçimi diyor ama tabii günümüzde bu kavramdan vazgeçiliyor artık. İlk inanç sistemi bu şekilde tanımlanıyor. Şamanizm olarak. Tabii zaman içerisinde işte animizm, totemizm vesaire vesaire kavramlar üretilmiştir. Onlar devreye konulmaya çalışılmıştır. Ama onlar başarılı olamamıştır. Günümüzde işte antropolojide, diğer sosyal bilimlerde bu animizm karşılığı olmayan, aynı bizim tembircilik gibi karşılığı olmayan kavramlar statüsüne girmiştir. Çünkü animizmi birebir benimseyen ve geleneksel olarak yaşatan toplumlara gösteremiyorlar. Tembirciler de aynı şekilde. Yani kanıtlarıyla beraber ortaya koyamıyorlar. Ama mesela demin de söylediğim gibi yani 18. yüzyılda, 19. yüzyılda, 17. yüzyılda kayıtlar var. Yani işte bunun dini şaman ya da şaman dinine inançla mensuptur şeklinde ifadeler var. Ya da günümüzde mesela biliyorsunuz İngilizce şaman yazdığınız zaman küçük harfle yazıyorsunuz şamanizm. Ama mesela Hristiyanlığı büyük harfle yazıyorsunuz, Budizmi büyük harfle yazıyorsunuz, Komünizmi büyük harfle yazıyorsunuz, İslam'ı büyük harfle, Müseviliği, Judaizm, Judaizmi büyük harfle yazıyorsunuz. Şamanizme gelince küçük harf. Harf birden küçülüyor. Bunu hiç fark ettiniz değil mi? Niçin bu böyle? Çünkü onu inanç olarak kabul etmediği için dünya. Yani burada tabii dünya bunu böyle kabul etmediği için ve İngilizce direkt gördüğümüz için bunu şey sallar geçerli değil. Batı özellikle şamanizme empoze ediyorum din olarak. Bunlar geçerli değil. Çünkü kendisi kabul etmiş inanç olarak. İlk böyle bir çalışma Cambridge Üniversitesi'nden Agnieszka Halemba doktora tezi olarak direkt o da masa başı değil. Hani böyle masa başına oturuyorum da işte şamanlık yoktur diye yazmıyor. Altay Cumhuriyeti'ne gidiyor ve orada Altay Türklerle saha araştırmasını yapıyor. Yani anket uygulaması yapıyor. Mülakatlar yapıyor derinlemesine. Ve kendi çalışmasında şamanizm büyük harfle yazıyor. İlk defa Batı'da belki de tektir şamanizm büyük harfle yazıyor. Onun gerekçesini de açıklıyor. Yani diyor ki ben niye büyük harfle yazıyorum? Çünkü ben onları soruyorum diyor. Yani oradaki yerli Türklere soruyorum diyor. Sizin dininiz nedir? Bazıları diyor ki Hristiyanlık. O zaman Hristiyanlık diye yazıyorum diyor. Bazıları diyor ki ateistim. Ateist diye yazıyorum diyor. Bazıları diyor ki Budizm diyor. Budizm olarak. Bazıları diyor ki Müslümanım. İslam diye yazıyorum diyor. Ama bazıları şamanizm diyor. Demek ki onlar için şamanizm en az öbür dinler kadar geçerli bir inanç sistemi, bir dindir. Dolayısıyla ben bu gerçekliği görmezlikten gelmem bir araştırmacı olarak. Bunu büyük harfle yazıyor. Ve başka bir hiçbir gerekçem, gizli amacım vesaire yok diyor. Zaten biliyorsunuz diyor, İngiliz literatüründe şamanizm küçük harfle yazılır. Bunu da belirtiyor. Polonya asıllı bir araştırmacı bu. Böyle yazıyor yani. Dolayısıyla günümüzde şamanlık bir inanç sistemi. Ve bu şamanlığın içinde hani bazı araştırmacıların iddiasının aksine, yani iddiaları ne? Şu, eski Türklerin inanç sistemiyle, yani eski Türk diniyle günümüz şamanizm arasında, yani Altayların, işte Yakutların yaşattığı şamanizm arasında hiçbir organik bağlantı yok diyebilen Türkologlarımız var. Ama tabii bu böyle değil. Yani 8. yüzyıl yazdıklarında Umay geçiyor mu? Geçiyor. Günümüzde Umay var mı şamanizmde? O zaman günümüzde Erlik Han var mı? Var. Eski Türk yazdıklarında Erklik var mı? Var. Hem Irkbitik'te geçiyor, hem Kırgız Türklerinin yazdıklarında geçiyor. Dolayısıyla eski Türk yazdıklarında geçiyor. Onun hepsini geçtik. Bilge Kağan'ın kendi adı Bögü Han. Şimdi Bögü Han demek Şaman Han demektir. Yani Bögü biliyorsunuz günümüzde Moğolca Bö demek. Şaman demektir. Anadolu'daki bunun devamı, uzantısı büyü kavramı. Dolayısıyla nasıl kıvranırsan kıvran bu şamanlıktan kaçamıyorsun yani. Çünkü senin kültürün bu. Yani sen sırtını dönüyorsun, dünya sırtını dönmüyor yani. Direkt sahaya gidiyor. Sen masa başı yazarken vatandaş orada birinci kaynak elde ediyor. Direkt insanlarla görüşüyor ve büyük paralarla gidiyor oraya. Çünkü bunu önemsiyor. Yani ben kulaktan dolmayla değil, benden önceki bilimci böyle yazdığı için değil, ben
kendi gözümle, kendi kulaklarımla teyit bimle kaydedeceğim video şey diyorum. Audio visual antropoloji diyorum ama kayıt alacağım diyor. Yani bu benim için kanıttır. Yani vatandaş ne diyor? Anket uyguladığınız zaman adam kendine benim dilim şamanizm diyorsa ben hayır o yanlış biliyor. O karıştırıyor diyemem diyor. Ama bunu diyebilenler var. Tamam. Yani şamanizm din değildir. Öyle bir şey yoktur. Böyle uzayla bulaştırdı Türklere. Esas Türkler farklıydı, dinleri farklıydı diyenler var. Ama eski Türk dinine en yakın unsurları, motifleri içeren inanç sistemi günümüzde hangisidir? Şamanizmdir. Çünkü o bölgenin insanları o inancının başka inancı değiştirmemiş. Mesela Anadolu'da değiştirmiş. Orta Asya'da değiştirmiş. İşte Doğu Avrupa'da değiştirmiş. Ama Sibirya'dakiler değiştirmemiş. Şimdi adamlar değiştirmemiş. Onu ezelden beri yaşatmışlar. Sen kalkıyorsun diyorsun ki onlar yanlış biliyor. Bunlar yani oysa ki o onlar dediğin vatandaşlar inançsal olarak Umay'ı yaşatıyor. Yani eski Türk yazıtlarına 8. yüzyılda geçen ve ulusun kaderini belirleyen Umay motifi inanç olarak Sibirya'da yaşatılıyor. Yani günümüze kadar gidiyor. Bunu mesela Çoghan Valihanov var. Tanınmış bir Kazak bilimcilerinden. Kazak şamanizminin ilk araştırmacısı. O mesela daha 19. yüzyılın ilk yarısında araştırmalarını yaparken Moğol Buryat asıllı Banzarov, Dorji Banzarov diye bir araştırmacı var. Onun da bir kara din diye bir, mesela sarı din var. Sarı dine Budizm. Budizm sarı din diyorlar Türkçe. Kara din şamanizm diyorlar. Yani öyle bir uygun görmüş o. Buryatlar Moğolların araştırmalarını yapıyor. Şimdi bize ne diyorlar genelde? Şamanizm Türklerde olmaz çünkü Türkler ataerkil. Ama başka işte bir takım unsurlar onlar anaerkilmiş falan. Tabi bunlar hep kurgu. Yani biraz duygusallık katmaktan bilir. Yani bilimsellikle bir alakası yok. Hiçbir şekilde bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü bir defa Türk kültüründe dayı diye bir kavram var. Biliyorsunuz değil mi? Dayı diye bir kavram var. Bunun Sibirya'daki, Orta Asya'daki karşılığı tayı ya da dayı. Şimdi bu dayı demek bir çocuk için en yakın akraba babasının tarafı değil, annesinin kardeşi. Dayı. Özel bir kavramdır. Şimdi anaerkil değildir. Yakıştırmaları tabii güzel yakıştırmalar ama bundan da kaçamıyorsun. Dayı kavramından kaçamıyorsun. Hatta dayıyla da olay bitmiyor. Anne tarafından ruhlarla ilgili bir sürü kavramlar var. Bu kavramlar yaşatılıyor günümüzde. Ama biz bölgeye gitmediğimiz için niye gitmiyoruz onu da anlamış değilim. Masa başında yazdığımız için tabii rahatız yani. Şaman diye bir şey yok. Bunlar yanılıyor, bunlar bilmiyor. Orijinal meseleyi bilmiyorlar. Şeklinde ya da mesela Ruslar icat etmiş ya da işte Fransızlar ya da İngilizler icat etmiş şeklinde ifadeler kullanılıyor ama aslında bu kavram yani şaman, şam, kam zaten benzerliği yakın. Mesela Ahmet Bican Erciyasun profesör doktor Türkolog, büyük bir Türkolog onun ifadesidir. Yani kaman kavramı hani Türkiye'de birkaç yerleşim bölgesinin adı olan kaman kavramı şamandan geliyor. Yani kamdan geliyor. Pekiştirmedir. Yani er, eren gibi. Aynı bu formülle onu açıklamıştır. Bu onun kendi makalesi var. Yani yazısı var bu konuda. Dolayısıyla bu artık şey değil yani. Ne diyor ona? Bilimsel olarak da desteklenmiş olarak ifade edebiliriz. Yani diye ifade edebiliriz. Zaten kam da şaman, haman, çaman, haman, şaman, kaman bunlar hep aynı kelimeler. Yani kökünde o kam var, sam var, şam, çam var. Onun da ötesinde sam, şam diye fiil var. Bilmekle ilgili. Dolayısıyla böyle bir bağlantı var. Organik diye bir organik bağlantı. İşte şaman da günümüzde dünyada
büyük ilgi görüyor. Yani o da ilginç. Yani nasıl ilgi görüyor şamanlık? Normalde görmemesi lazım. İlgi görmemesi lazım şamanizmin. Çünkü yani her gün şamanizmi öven medya holdingleri yok. Arkasında milyar dolarlar olan. Değil mi? Yani din görevlileri yok. Devletten maaş alan ve sürekli şamanizmi yücelten yok. Öven, eden. Fakülteler yok. Yani şamanlık işte araştırmacılarını yetiştiren, şamanlık ilahiyatçılarını yetiştiren bölümleri yok. Onların sürekli metiyesini yapacak, işte onları haklı çıkaracak şamanizmin motiflerini ya vesaire inançlarını. Ya da işte sabahtan akşam kadar yayın yapan televizyon kanalları, radyo kanalları, internet sayfaları, gazeteler, uluslararası gazeteler, mecmualar falan yok. Değil mi? Nasıl oluyor şaman böyle sürekli gündeme geliyor? Neredeyse sıfır maliyetle. Değil mi? Hiç değil mi? Yani bu kadar popüler olması hocam bir çay molası verelim mi? Şimdi çok deri bir mevzuya gireceksiniz. Buradan anlaşıldı. Hocam dinleyicilik de yok ama demek ki çok o kavramlar çok çekici geliyor insanlara. Çok kendileriyle bir takım şeyleri özdeşleştirebiliyorlar ki hani bir şey itmeyle değil de insanın kendisini kendisine kabul etmesi gibi bir şey. Yani şamanlık ilginç bir inanç sistemi. Yani aşırı gerçekçi olduğu için kendi hatalarını da görebiliyor. Evet. Yani kendini kusursuz olarak görmüyor. Bir de o geçmişe format atma konusu, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerine bile format atılıyor. Şey geçtiği için, içki geçtiği için. Öyle mi? Vesaire gibi. Yani bu format atma konusu ilginç hakikaten. Biliyorsunuz en son Bursa tarafında bir türbe restorasyonu yapılırken oradaki işte bütün şeyler İsa Safi herhalde adı, onun gömülmüş olduğu bir türbe restorasyon zamanında o boyalar indirildiği zaman orada bir sürü şamanik resimler ortaya çıkıyor. Daha önce kapatılmış olan, örtülmüş olan, örülmüş olan, üzeri örtülmüş olan motifler çıkmış, yani hayat ağacı işte vesaire vesaire. Zaten inancın kendisi şamanizmden geliyor. Yani hatta Türkçesi işte töz seredlik ya da putperestlik bir şeyin etkili olacağına, bir dileğin, bir duanın ya da alkışın Türkçesi etkili olacağına ilişkin düşünce, konsept şamanizmden geliyor. Yani çünkü 40 bin yıl geçmiş var en az. Dolayısıyla hani bazı insanlar mesela diyor ki Budizm etkilemiştir, şamanizmi işte Hristiyanlık etkilemiştir, etkilemiş olabilir. Ama en az onlar kadar şamanizm onları etkilemiştir. Şimdi bu kısmını genelde bizim araştırmacılarımız es geçiyor, görmezlikten geliyor. Ama mesela gene Türkiye'de bu konuda büyük çalışmalar da yapılmıştır. Nadir de olsa. Mesela Ümit Hasan, Kıbrıslı Türklerden. Onun bir çalışması var. Ve doğrudan şamanizmi, Budizmi etkilemiş olduğundan bahsediyor. Zaten Çin'de de böyle. M.Ö. 1000. yıllarında Chu diye bir hanedan kuzey kökenlidir. İşte Türk de olabilir ya da daha geniş anlamda Altay kökenli de olabilir ve onların getirmiş olduğu kültür var. Bu kültür çok etkilemiştir Çin kültürünü ve büyük bir etkileşime girmiştir ki genetik seviyede de akrabalıklar kurulmuştur. Tabi bunlar o büyük Çin duvarının kuzeyindeki kısımlardan bahsediyoruz. Büyük bir etkileşim olmuştur orada. Bizimkiler güney inmiş, onlar kuzey çıkmışlar şeklinde. Ama Budizm etkilenmiş. Çünkü Budizm, şamanizme göre genç bir inanç sistemi. Yani tabii dünya inanç sistemlerinin içerisinde kadim bir inanç sistemi ama şamanizme göre genç bir inanç sistemi. Seramikçilerle Çinliler hala şamanizmin motiflerini çalışıyorlar.
Yani sizin demin dediğiniz kuş, bizde kuma kuşudur. Buradaki arkadaşların hepsi mutlaka ya çini yaparken ya seramik yaparken o motifi çalışmışlardır. Hayat harcını çalışmışlardır. Yani onun şamanizminden geldiğini bilerek ya da bilmeyerek. Hatta şöyle söyleyeyim. Hocam bilir, benim bir kapı tokmağı koleksiyonum var. O kültür bizde tamamen şamanizmden gelir. Yani motifler şamanist motiflerdir. Kapının çalınma şekli, işte o çıkan sesin şeytanı kaçırmak için kapının tıklanması falan. Yani bizde hala Anadolu'da çok ciddi olarak bir şey vardır. Yani o şamanizmden gelen bir altyapı vardır ama biz ona din demiyoruz. Sadece işte doğaüstü bir gücün ne diyelim, demin dediniz ya tedavi için kullanılan, daha çok belki işin psikolojik kısmını hissediyoruz ama Anadolu'da çok yaygındır yani, çok yaygındır. Yani sizin ne kuşu dediniz biraz önce? Umay. Umay ana. Bizde işte huma kuşu diye hala motiflerde vardır yani. Tabii böyle transformasyonlar normaldir. Yani mesela Umay ana motifi var. Umay ana Anadolu'da Fatma anaya dönüşüyor. Yani bu ebeler bunu iyi biliyor. Hatta kullandıkları tümceler bile birebir aynıdır. Yani ben değil işte Fatma ana falan şeklinde. Bu kendini sağlam alma geleneği. Bunu Türk halk bilimcileri tespit etmiştir. Ama Türk halk bilimcileri Sibirya'daki ayağını tam tespit edememişlerdir. Sibirya'daki ayağı birebir aynı bu şekilde geliyor. Günümüze kadar geliyor. Yani bunu da Sibirya'daki Türk halk bilimciler ya da etnograflar bunları araştırmış. Yani birebir aynı. Ateşle ilgili olsun. Zaten ateş biliyorsunuz bazı şeylere göre, görüşlere göre işte 700 bin yıl sene önce keşfedilmiştir. Bazıları da 1.6 milyon sene önce keşfedilmiştir. Şimdi ateş şamanlık da önemli ve bütün ayinler ateşin etrafında dönüyor. Ateş bir güneş olarak kabul ettiğimiz zaman o zaman biz gezegene dönüşüyoruz. Yani güneşin etrafında dönüyor. Zaten bu felsefe olarak şamanizmin tamam ilkel diyebiliriz şamanizmi ama tabii şamanların kendisi ya da şamanizme mensup olan kimseler bunu çok fazla takmıyorlar. Yani bu çünkü sonuçta insanın ağzı şey torba değil yani böyle bağlanamaz. Söylüyor, sıfatlar yakıştırıyor. Bunu birçok karşıt din birbirine yakıştırmalar yapıyor. Ya da karşıt mezhep birbirine yakıştırmalar. Bu tür yakıştırmalar da bulunuyor ama bundan dolayı o dinlerin ya da mezheplerin özü değişmiyor. Yani böyle devam ediyor. Yani şamanizm de aynı şekilde. Yani ona ilkel diyorlar vesaire vesaire ama o ondan dolayı etkilenmiyor. Zaten etkilenseydi çoktan kaybolmuş olması gerekiyordu. Çünkü bu sıfatlar ta Çarlı döneminde kullanılmıştır. Şamanizme yönelik olarak ama bunlar zerre kadar etkili olmamıştır. Yani bunlar da çünkü şamanizm 21. yüzyılda yaşıyorlar. Hatta bir çeşit rönesansını yaşıyor. Yani yeniden doğuşu yaşıyor. Böyle ilginç bir şey var. Herhalde böyle çok fazla anlatabilir miyim? Sorular şeklinde kısmına da geçebiliriz eğer isterseniz arkadaşlar. Hani siz biraz nefes alın istedim hocam. Ha. Ben sağ ol, öyle konuşabilirim. Soru gelir yani. İsterseniz çayınızı için. Teşekkürler. Bu ağaç konusuna gelmeden önce az önce işte konuştuk bu tengircilik konusunda. Tengircilik biraz hani kök tengriyi öne çıkarma duygusuyla hareket edildiği için eril başlangıcı öne alma girişimi. Ama şamanlıkta tabii bu cinsiyete dayalı öncelik meselesi olmadığı için üzerinde dolaştığımız ve beslendiğimiz toprak ana da önemli. En az gök baba kadar toprak ana da önemli. Bu eski Türk yazıklarında bu şekilde geçiyor. Yağız yer olarak geçiyor ve ya da yer su yani yer ve su şeklinde geçiyor. Kök tengriyle beraber yani ikisini
ne diyor ama ikisini de anıyorlar. Bu günümüzdeki şamanizmde de aynı şekilde devam ediyor Sibirya'da. Dolayısıyla toprak ana da önemli. Hatta toprak ana günü var. 22 Nisan'da kutlanıyor. Yıl başından işte yaklaşık bir ay sonra. İşte yılbaşı genel olarak işte 21 Mart'ta 22 Mart'ta bağlayan sabah, gece sabah kutlanıyor. Dolayısıyla orada hani hem erkek hem kadın şaman olabiliyor aslında. Burada herhangi bir cinsiyete dayalı ayrımcılık, yani diskriminasyon söz konusu değil ve tarih boyunca hep böyle olmuştur. Yani bir şamanı din görevlisi olarak aldığınız zaman modern kavramlar içerisinde o zaman şu demek bu, herhangi bir dine mensup kadın da din görevli olabiliyor ve hem kadınların hem erkeklerin bir arada bulunduğu toplu ayinin ya da Türkçesi tapının ya da ibadeti yönetebiliyor. Yani böyle bir özellik var şamanizmde. Mesela Amerikan kilisesine bağlı kadın rahipler papaz olabilmek için büyük mücadele verdiler biliyorsunuz. Bunu 1992'de başarabildiler. Biz de papaz olacağız dediler ve biz de toplu ayinleri yönetmek istiyoruz dediler. Bu hakkı 20. yüzyılda sonuna doğru elde ettiler. Yani dolayısıyla bu açıdan yaklaştığınız zaman şamanizmin her ne kadar ona böyle işte ilkel, işte geri kalmış sıfatlar yakıştırılıyorsa bile dünyada aslında insanlığa anlatabileceği çok şey var. Örnek olabileceği çok şey var. Mesela bu cinsiyet ayrımcılığı konusunda mesela bunlardan birisidir. Dolayısıyla hatta işte demin de onu anlatmıştım. İlk şaman kim diye sorduğunuz zaman ya da sizin dininize mensup ilk insanın cinsiyeti nedir diye sorduğunuz zaman şamanizmde kadın cevabını alabiliyorsunuz. Bu hani bizim alışmış olduğumuz Orta Doğu kökenli inanç sistemlerindeki formattan farklı bir format. Yani orada ikinci derece yaratılmışlık falan yok. Yani ya da ihtiyaç üzerine yaratılmışlık yok. Orada direkt birinci kadın. Böyle bir ilginç bir şey var. Bu tabii biz şamanizmi araştırmadığımız için dünyayı anlatamıyoruz. Dolayısıyla otomatik olarak istediği kadar iyi niyetli olsun ya da feminizm ya da toplumsal cinsiyet araştırmacılarımız tebliğler veriyorlar, yani bildiriler veriyorlar, konuşmalar yapıyorlar, çevrecilerimiz konuşmalar yapıyorlar ama onların bu konuşmalara istediği kadar güzel ve içerik bakımından önemli olsun. Fakat bunlar şimdi kendi kültüründen gelen örneklerle, motiflerle desteklenmediği için genelde daha çok taklit içerikli oluyor. Çünkü oradan kavram alıyorsunuz, o kavramı operasyonel hale getiriyorsunuz, onu kullanıyorsunuz. Sonra o kavram üzerinden kendi derdinizi anlatıyorsunuz. Kime? Dünyaya, ama dünya nezdinde batılı topluma. Dolayısıyla ama mesela şamanizm eğer araştırmış olsaydı etraflıca Türkoloji'de, o zaman siz diyebilirsiniz ki ya bize zaten ilk şaman kadın, dolayısıyla bu pozitif ayrımcılık, dolayısıyla bu bir örnektir. Hem de öyle hani bizler için önemsiz bir örnek olabilir ama dünya için, özellikle feminizm için ya da kadın araştırmaları ya da toplumsal cinsiyet araştırmaları bakımından bu önemli bir motif. Öyle es geçilecek bir motif değil. Yani yeri yerinden sarsacak bir motif bu aslında. Ama bizim için önemli olmayabilir. Dolayısıyla orada yani insanlar yeniden kurgulayabiliyor kendi bildirisini ya da anlatmak istediklerini, bağlamı kendi kültüründen gelen motifler üzerine oturtabiliyorlar. Yani bu ciddi bir avantaj aslında, ciddi bir hazine, ciddi bir miras, kültürel miras. Aynı şekilde mesela şaman mitolojisine başvurduğumuz zaman özellikle tek tanrılı dinlerin öncesinde
meydana getirilen şaman mitolojisinde bol miktarda baş kahramanı kadın olan destanlar vardır. Şimdi baş kahramanı kadın olan destanlar dediğimiz zaman akan sular duruyor. Kimler için? Bizler için değil, Batılılar için. Çünkü çok değişik bir motif. Yani çünkü tek tanrı dinlerde öyle çok fazla miktarda bu tür motifler yoktur. İşte efsaneler olsun, işte destanlar, mitler olsun. Ama şaman mitolojisi de var. Hatta şaman mitolojisinde şu da var. Hem baş kahraman kadın, hem kadın baş kahraman olmakla kalmıyor. Ama aynı zamanda toplumun yöneticisidir. Dolayısıyla han ya da kral ya da kraliçe ya da her neyse. Ama Türkçesi tabii han. Şimdi han olan bir kadın baş kahramanın olduğu bir destandan bahsedebiliyorsanız şaman mitolojisi bağlamında bu apayrı bir olay. Bu şimdiye kadar çok fazla araştırılmış bir olay değil aynı zamanda. Kadınların toplumsal yeri bakımından da önemlidir. Birçok şey insanlığa ve dünyaya dolayısıyla anlatabileceğimiz kaynak, önemli bir kaynaktır şaman mitolojisi. Ama çok fazla araştırılmış değil. Niye araştırılmış değil? Tahminimce şundan dolayı. Çünkü şaman mitolojisi de çok tanrıcı. Şimdi Türk şaman mitolojisi de olsa bu böyledir. Bilmem işte Finugor şaman mitolojisi de olsa bu böyledir. Çok tanrıcı. Eski Yunan mitolojisi de olsa böyledir. Ya da İskandinav mitolojisi olsun böyledir. Yani çok tanrıcıdır. Çünkü bu insanlığın seyri içerisinde böyle olmuş. Çok tanrı. Zaten çok tanrıcılığın olması bir anlamda demokrasiye işaret eder. Çoğulculuğa ya da başka ifadeyle. Şimdi çoğulculuk, pluralizme geldiğin zaman bu noktada bile sizin demokrasi bağlamında insanlığa anlatabilecekleriniz var. Ama hangi şartta bunu yapabiliyorsunuz? Siz araştırırsanız. Siz bu motifleri bulursanız. Ya da mesela bir destan ben aktarmıştım. 2015'te yayınlanmıştı. Bu destanın içerisinde seçimle ilgili motif var. Hanı halk seçiyor. Şimdi hanı halk seçiyor diye bir motif varsa bu aslında deprem gibi bir motiftir. İnsanlık tarihinde. Hele ki bu destan 5000 yıllık geçmişi olan bir destan ise şaman mitolojisi bağlamında. Ama biz onu çok fazla önemsemediğimiz için hani zaten bir önyargılı yaklaşımımız varsa şamanizme karşı aman bize bulaşmasın bu şamanizm falan o zaman anlatacaklarımız da yok. O zaman en fazla hem çevrecilik hem toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda ve dolayısıyla insan hakları konusunda taklit konuşmaları yapabiliyoruz. Yani konteksti oradan alıyoruz, kendimizi uyarlıyoruz, sonra tekrar veriyoruz şeklinde. Çevreciler de böyle. Yani bir kutsal ağaç varsa motifi bu şamanlıktan geliyor. Yani çevrecilik önemlidir. Günümüzde olmazsa olmazdır. Ekolojizm vesaire. Ama bu çevrecilik kavramı daha ortada yokken insanlar mesela şaman kültürlerinde bir kuşu kutsal kabul edebiliyor. Bu kutsal kabul ya bir ağacı ya da bir taşı, biliyorsunuz taş inorganiktir. Bu ayrımcılık yok şamanizmde. Organik, inorganik ayrımcılığı yok. Hepsini canlı olarak görüyor. Taş da canlı, öbürleri de canlı falan. Hepsini böyle eşit. Daha doğrusu eşit değil de dengeli halde kabul ediyor. Bir taşı kutsal kabul edebiliyor. Ya da bir kuşu, ya da bir balığı, ya da bir işte hayvanı, ya da bir ağacı, ya da bir dağı kabul edebiliyor kutsal olarak. Ya bir göğü, ya da işte ya da bir yıldızı kabul edebiliyor kutsal olarak. Yani şamanizmde kozmonimi de var. İşte kozmoloji de var. Böyle bir çok derin bir kültür aslında araştırılması gereken. Yani şamanizmin araştırılması illaki şaman olacağım ya da şaman olmayayım kaygısıyla olmamalı. Yani bu zaten söz konusu değil. Yani birisinin şaman olması ya da olmaması söz konusu değil.
Yani çünkü misyoner değil. Kimseyi dine çağırmıyor. Yani şamanizm gelin falan, doğru yola gelin, hak yoluna gelin falan. Böyle bir retorik yok. Hatta mümkünse gelmeyin diyebilen bir inanç sistemidir şamanizm. Ve bunda hiçbir sakınca görmüyor. Yani çünkü doğaldır. Yani ve kendi öyle algılıyor. Yani şey yapmıyor. Yani tek doğru yol benim. Öbürler hepsi sapmadır. İşte batıldır, hurafedir şeklinde böyle bir yaklaşım yok şamanizm. Ateizm dahi her şeyi gerçeklik olarak kabul ediyor. Ve bu yüzden misyonerlik yapmıyor. Yani tebliğ yapmıyor. İşte kendi dinini bırak, işte bizim dine gel, kendi dinin işte saplanmış, sen onu bırak, bizim dine gel. Böyle bir söyledi yok. Ve bu söyledi üzerinde yüzyıllar içerisinde retoriği geliştirmek için çalışmalar, beyin jimnastiği yapmış değil şamanizm. Yani bu söyle, bu kavramı, bu sözü nasıl daha iyi söylesem, nasıl daha etkili söylesem de başka insanlar kendi inancını ya da inançsızlığını bırakıp da bana gelsin. Bunun üzerinde çalışmış değil yani. Hatta tebligatçı, yani misyoner bölgeye geldiği zaman diyor ki, sen kardeş ne yapıyorsun diyor, tapınıyorum diyor, yani ibadet ediyorum. Neye tapınıyorsun? Tanrımız var diyor, taştan yapılmış, put. Sen diyor, iyice diyor, sapıtmışsın. Yani bu yanlış. Yanlış olmasın diyor yani birader diyor, yanlış olmasın. Yani ben şimdi sana sen düzelteyim mesela. Ben sana şimdi fokus göstereceğim diyor. Ve sen de anlayacaksın diyor, o tanrının tanrı olmadığını. Çünkü onun, o taşın, işte o ağacın, işte o kuşun kendine faydası yok. Bu utilist bir yaklaşım. Birçok sosyal medyada görürsünüz. Böyle eleştirirken, işte çaput bağlayanları eleştirirken, işte efendim şu ağacın kendine bile faydası yok. Yaklaşımı yaygındır. Bu dünyada yaygın. Böyle bir yaklaşım. Utilist yaklaşım, faydacı yaklaşım. Ondan sonra çıkarıyor tüfeğine mesela. Diyor ki neredeydi sen tanrım diyor, orada diyor. Taş. Yani böyle işte büyük bir dikili taş. Onu koyuyor mesela, kırıyor. Bak sen diyor tanrım, tanrıysa valla karşıya hareket etsin. Ama nasıl bunu söylüyor şimdiki zamanda? Tabii hareket yok. Yani hareket nasıl olsun yani? Hareket, bunu herkes biliyor. Bu herkes de çünkü ateist, küçük de olsa bir ateist şeyi vardır. Yani o da biliyor. Tebliğ yapan da bunu biliyor. Normalde tebliğ yapan insanın onun hareket edebileceğine inanması gerekiyor. Çünkü inanıyor. Yani bir inanç söz konusu, mantık değil. Her ne kadar hani reklam kısmında işte mantık, akıl, dini falan dense bile böyle bir gelenek var. Aslında dinlerde öyle mantık aramak çok yanlış bir şey. İnanç çünkü bu. Yani inanırsın ya da inanmazsın. Yani bu böyle bir şey. Ama burada biraz materyalistik yaklaşım üste çıkıyor ve mantık ağır basıyor ve deniyor ki senin tanrın kendi ispatlasın. Metodolojik olarak böyle yaklaşılıyor. Benim tanrım ispatlamayacak ama seninki ispatlasın. Yani bu biraz tükürük yarışmalarına benziyor. Ama böyle yani. Görüntü bu. Ve vurduğu zaman oradan hareket gelmeyince, aksiyon gelmeyince işte gördün mü kardeşim? Sen yanlış yoldasın. Şimdi oradaki kardeşim dediği vatandaş da aynı hokus pokusu gösterebilir aslında. Yani bir kutsal bir şey getir bana. Kutsal kitap olabilir, kutsal ikon olabilir ya da resim olabilir her neyse. Hani onu yırtıp yere attım. İşte senin de tanrın varsa bunu geri yapıştırsın ya da kaldırsın diyebilir miydi? Diyebilirdi normalde. Yani böyle bir olasılık var mı? Var. Ama bu olasılığı hiçbir zaman kullanmıyor şaman. Yani bu tükürük yarışmalarına gelinse tükürük yarışmalarına girmiyor. Niye girmiyor onu ben anlamış değilim. Ama girmiyor yani. Oraya girmiyor. O orada tadında bırakıyor. Oysa ki o konuşmayı yapan vatandaş, yani tebligatçı, misyoner, şunu da çok iyi biliyor. Çünkü idealist gelenekten geliyor. Yani spiritüel gelenekten geliyor. Materyalist gelenekten gelmiyor. Ama orada materyalist kesiliyor birden. Yani burada metodolojik ve tezatlık buna derim ben. Çünkü bir taşı tanrı olarak kabul ediyorsa bir şaman ya da işte her kimse, o taşı yok etmekle o taşın özünü de yok etmiş olduğuna inanıyor birden. Aslında kendisi öyle değil. Yani geleneksel olarak öyle değil. Çünkü o da biliyor ki
bir insan taşa, taşın taş olmasından ötürü tapmıyor. Değil mi? Yani ya da kutsal kitap sırf kitap olduğu için ne diyorlar, sayılmıyor. Hürmet göstermiyor. Yani bir kitabı başka kitapların arasına koyduğunuz zaman onun farkı ortadan kalkıyor. Şekilsel olarak ve fiziksel olarak. Onu farklı kılan onun özüdür, kontekstidir, bağlamıdır, içeriğidir. Burada da aynı şekilde. Bir taşı başka taşlardan farklı kılan odur. Yani özdür. Şimdi o taşı kırabilir ama o taşın temsil ettiği öz kırılmıyor. Ya da ona inanan insan gözünde o kırılmıyor. Kırılabilir de ama kırılmıyor. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla hem şeye girmiyor, o yarışmalara girmiyor, hem de kendi inancını devam ettiriyor. Nitekim Sibirya bölgesinde birçok bu 5000 yıllık, 6000 yıllık bozkır tanrılar olarak geçiyor bunlar. Bunlar var, kırık halde duruyor ve insanlar gene geliyorlar onların yanına. Şimdi Türklerin geleneksel olarak yaşadıkları bölgelerde, Sibirya'da, hani az önce bahsettiğim büyük putlar ya da tanrılar var. Onlar 5000 yıllık, 6000 yıllık geçmişe sahip. Şimdi bu konuyu tabii biz bir Türk olanın çalışmasını okuyamazsınız. Yok, bunlar görmez gelmiyor ama bunlar var. Ve hatta 21. yüzyılda bile fonksiyonel tanrılar var. Bu anlamda taştan yapılmış olan. Ve insanlar geliyor oraya ve tapınıyorlar. Yani ibadet ediyorlar. Etrafında tavaf yapıyorlar. Adak sunuyorlar. Dileklerine medet oluyorlar. En önemlisi de bu. 5000 yıl, 6000 yıllık bu taş dikili taşlara insan umutlarını bağlıyorlar. Medet umuyorlar yani. Bundan daha açık bir ifade olamaz. Yani kanıt olamaz. Ama bunu görebilmek için bölgeye gitmek lazım, saha araştırmasını yapmak lazım. Oraya ne diyor ona? Her dinden, her ırktan insanlar geliyor. Ve orada mesela çocuk olmayan geliyor vesaire, yeni evlenenler, aileler mutlu olsun şeklinde. Doğru ya da yanlış. Ama bu gelenek bu şekilde yaşatılıyor. Ve 6000 yıl boyunca yaşatılıyor. Ve en önemlisi de o ne diyorlar, büyük, bunlar 7 metre, bazılar 4 metre, 5 metre, 7 metre, 10 metre olan, yükseklikte olan taşlar var. Bunlar bozkır tanrı olarak geçiyor. Onların önünde en önemli gösterge, onlara tapıldığını, onlara umutların bağlandığına ilişkin en büyük kanıt kurbanlıklar, sunaklar, sunakların olması. Yani önlerinde sunaklar var. Kurban edilen hayvanların kemikleri var. Bunlar arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmış. Bu da gösteriyor ki burada söz konusu olan bir inançtır. Yani orada bir hani bir jimnastik değil yani söz konusu olan. Zaten şeyde bir taşı, bir ağacı, bir kuşu, işte bir işte kelebeği, yılanı, işte nehri, ırmağı mesela. Biliyorsunuz geleneksel kültürlerde ırmak canlı olarak kabul edilir. Orman canlı olarak kabul edilir. Taşlar canlı olarak kabul edilir. Dünyada şamanizme yönelik ilginin artmasının altındaki en büyük neden çevrecilik. Çevrecilik konusunda özel bir yere sahip olan şamanizm olduğu için. Yani şamanizmi başka inançlardan farklı kılan bu nosyonudur. Çevreye ilgili. Yani bir ağacı normalde insana hizmet etmek üzere yaratılmış diye kabul etmek var. Bir de onu kutsal olarak kabul etmek var. Yani kendinden bir mertebe yukarı koyuyorsun. Bu bana göre çevreciliğin yarımıdır. Çünkü öbür türlü yani çevreyi yaşatmak zor. Yani içten buna inanmıyorsanız bunu yaşatmak zor. Yani şu anlamda mesela şaman toplumlarında bir ağacı ata olarak kabul ediyorlar. Ortak ata. Ve kan akrabalığının yanı sıra
ağaç akrabalığı var ya da hayvan akrabalığı var. Yani mesela bir pars var, o parstan kar leoparması var, oradan bir soy başlıyor. O diyor ki o bizim atamız. Oradan bir kartal var, o bizim atamız diyor. Dolayısıyla ona avlanmıyor. Bu ne demek? Bu çevreci bir yaklaşım demek. Yani çevre korumasının korumasıyla ilgili motif demektir. Ama bu sizde var ve geleneksel olarak var. Binlerce sene böyle olmuş. Ama siz bunu araştırmazsanız tabii dünyaya anlatamıyorsunuz. Dünyaya anlatamadığınız için bu sefer diyor ki onlarda bir özellik yok yani. Onlar ancak bizi taklit edebilir. Ve bizden aldıkları kavramları bize satmaya çalışıyor. Bu yani iyi taklit ediyor. Çünkü böyle yani siz özgün kültürünüze dayanmazsanız size de bu gözle bakar. Oysa ki sizin çok geniş, zengin bir geçmişiniz var. Kültür, işte şaman kültürü ve şamanizm bütün insanlığa ait. Sadece işte Türklere, Fransızlara, İngilizlere değil, herkese ait. Bütün insanlık bu aşamalardan geçmiş ve bütün kıtalarda da görülüyor. Sadece kavram olarak, şaman kavramı Altay'dan çıkmış ve dünyaya yayılmış. Dünyada böyle kabul etmiş bu kavramı, şamanizm olarak. Ve kendi araştırmaları için operasyonel kavram olarak kabul etmiş bu şeyi, bu terminolojiyi. Dolayısıyla mesela bir ağacı kutsal kabul ettiğiniz zaman siz onu kesmekten imtina ediyorsunuz. Ha bu şamanizm şunu da biliyor. Bir ağacı kutsal kabul etmek onun kesmesini engelliyorsa bir ağaca yani inancı olmayan birisinin mutlaka o ağacı kesecek anlamına gelmediğini de biliyor. Bu önemli bir motif. Bu dine dayalı ayrımcılık, diskriminasyon konusunda ya da dinsizlik motifine dayalı ayrımcılık konusunda önemli bir motiftir. Nitekim birçok toplum var ki mesela ateist olsun ama ağaçları kesmiyor. Çevreyi katletmiyor mesela. Dolayısıyla bunu gerçeklik olarak da kabul edebiliyor şamanlık. Yani sadece ben bildiğimi okuyacağım, işte ben sürekli bildiğimi okuyacağım, her gün tekrarlayacağım, aynı şeyi tekrarlayacağım, ısrarla ve inatla tekrarlayacağım, böyle bir yaklaşım yok şamanizmin. Evrime açık bir inanç sistemi. Yani evrime açık demek, hatta Profesör Doktor Michael Harner'a göre evrim kavramı henüz ortaya çıkmamışken şamanizm evrimcidir. Bunu bilinç, bunu şaman gelip daha kendi dinini reklama gibi anlatmıyor. Aa görüyor musunuz? İşte insanın yaratması mümkün değil böyle bir inanç sistemini. Çünkü evrimciydi. Nereden bilsin böyle evrim olacağını falan. Bu motiflere girmiyor. Bu konuşmalara girmiyor. Sadece insanla hayvanın, işte balığın, şunun bunun akraba olduğunu söylüyor. Bunu söylemesi zaten evrimci olduğunu en büyük kanıtıdır. Ama biz buna bilimsel gözle bakmazsak, bunu araştırmazsak, sadece işte şaman neymiş? İşte bir amca var sakallı, elinde bir şaman davulu var, işte tokmağı var, vuruyor, zıpladıkça vuruyor, vurdukça zıplıyor şeklinde yaptığımızda o zaman tabii ki insan haklı. Bu ilkel bir şey. Yani hiçbir düşünsel altyapısı yok, felsefesi olmayan bir inanç sistemi yani. Adam zıplıyor. Bundan ibaret diye düşünmeye alışkınız. Yani çünkü bu bir gerçeklik. Yani çünkü böyle anlatılmış. Hiçbir zaman şamanı dinlememişiz. Yani şamanizmin düşüncesi var mı? Onun fikirsel altyapısı var mı? Onun insanla anlatabilecekleri ama özgün olan motifler içeren bir düşünce, bir dünya görüşü var mı? Bunu hiç merak etmemişiz. Yani günümüzde de bu devam ediyor bu şekilde. Oysa ki anlatabilecekleri var. Yani anlatabilecekleri çok şey var bu anlamda. İşte bu çevrecilik konusu. Hatta etnopedagoji diye bir kavram var. Şimdi etnopedagoji şöyle bir şey. Geleneksel bilgilere dayalı bir eğitim sistemi. Yani şimdi klasik bizim bildiğimiz klasik çevreci yaklaşımda ne diyorsunuz? Oğlum ya da kızım ortalığa işte ormanda mesela çöp atma. Değil mi? Yani bu didaktiklik bundan ibaret oluyor. Yani yapma, etme, şunu etme, bunu etme
Şimdi çocuğun bunu algılaması lazım. Neymiş? Çöp atmak olumsuz bir fiil. Dolayısıyla bunu yapmamam gerekiyor. Şimdi etnopedagojide, şamanizm kapsamındaki, bağlamındaki anlatım şu. Etnopedagojide bir toprak ana var. Dünya dediğimiz toprak ana var. Bu toprak ananın işte nehirler, ondan sonra göller, işte denizler, okyanuslar onun gözleridir şeklinde algılanıyor. Böyle anlatılıyor. Şimdi sen bir çöp attığın zaman onun gözünün içine girmiş oluyor. Dolayısıyla ona acı veriyor. Şimdi çocuğun algılaması farklı. Böyle yani anlatım böyle. Ya da işte ormanlar, işte bitkiler, çalılar, şunlar bunlar onun saçlardır. Onları koparmak ona acı verir. Toprak anaya acı verir. Acı vermemek lazım. Şimdi bu algı seviyesi bambaşka bir boyutta. Şamanlıktaki etnopedagoji sürecinde çocuk tarafından yaşanan algı farklı tabii. Bilmiyorum başka inanç sistemlerinde var mı böyle bir şey ama şamanlıkta böyle. Yani Budizm'de de benzer bir şey var değil mi? İşte Budizm, şamanizm çok etkileşim var şeyde. Tabii Budizm biraz tabii farklı yanları da var. Yani mesela Dalai Lama kadın var mı yok mu bilmiyorum. Ama şaman kadın var. Hatta ilk kadın şaman. Yani ama bekliyoruz. Bir Dalai Lama'nın kadın olmasını da bekliyoruz yani. Yani buradan da duymuş oldum Budist kardeşlerimize. Yani bekliyoruz. Bu utanılacak bir şey değil, sıkıntı değil. Dünya da bitmez, çatlamaz da yani. Bir kadın şaman şey Dalai Lama gelse o zaman diyecek ki abi şamanlıkla yarışıyoruz diyebilir yani. Ama ya, şimdi bu şamanlıkla ilgili birçok şeye vakıf mıyız? Yani o destanlar yeteri kadar çalışılmış olsa aslında yani, daha bilinmeyen birçok şey var mı? Tabii tabii. İşte, destanlar zaten eski Yunan destanları gibi hani, ya da Odessa gibi destanlar var mı ki bu tarafta da herhalde öyle güçlü destanlar vardır. Tabii Türk dünyasını aldığımız zaman sadece Manas destanı 1 milyon satır. 500 bin satır var. Ama 1 milyona kadar çıkabiliyor. Şimdi İlyada'yı biliyorsunuz hacmini. İlyada Odisey'in hacmini biliyorsunuz. Onlar çok küçük kalır. Yani İlyada'sı daha büyük, Odisey'e daha küçük. İlyada'sı büyük olanı 16 bin satır. Yani 15 bin küsur satır. Homeros tarafından anlatılmış. Yani önce 7. yüzyıl falan. Manas 500 bin. Şimdi ki Manas İslamiyet'le kavrulmuş, iç içe geçmiş ve birçok mesela Oğuz Kağan gibi Oğuz Kağan destanı var. Türklerin meşhur bir destanı var. Orada da İslamik motifler var. Daha doğrusu tek tanrılı motifler. İşte Oğuz Kağan doğuyor, işte annesini kabul etmiyor çünkü annesi farklı dinden. İşte onu doğru yola getiriyor, sonra emmeye başlıyor sütünü şeklinde. Sonra babasına karşı savaşıyor. İşte bunlar hep din savaşları. Sonra amcasını kovuyor. Bir daha Türkistan'a gelmeyin şeklinde. Çünkü bunların dini farklı. Bunlar yaşanmış tarihimizde. Ama bunun dışında mesela İslamiyet öncesi şaman mitoloji dünyası var. Hani bu Dede Korkut da önemli bir destan. Köroğlu da önemli bir destan. Ama bunlar da İslami motifler. Çok yoğun bir şekilde. Hatta ben karşılaştırma yaptım. Yani bir Hakas Türklerinin destanıyla oradaki kadının toplumsal yeriyle Dede Korkut'u ve Köroğlu'nu karşılaştırdım. Karşılaştırmak çok zor. Niye? Çünkü hiçbir şekilde karşılaştıramıyorsunuz. Yani çünkü bir tarafta baş kahraman kadın ve hatta daha da ilerisi han kadın. Hatta birinci derece kahraman olmadığı destanlarda bile kadın sürekli aktif olarak karışıyor tırnak içinde. Sosyal hayatın akışına karışıyor. Yönlendiriyor, biçimlendiriyor. Yani böyle sürekli geride duran, gölge içinde duran bir personelden ibaret değildir kadın. Bu destanlara sürekli yönlendiriyor. Hatta şu da ifade ediliyor. Mesela Hubanar'ın destanında kadınlar okuma yazma biliyor ve hızlı okuyorlar ve gizli yazıyı biliyorlar. Ve bu gizli yazıyı da okuyabiliyorlar. Bunun zikredilmesi bir mitolojide önemlidir. Yani bu hele ki kadın olarak
okuma yazma bilmesi, hızlı okuyabilmesi, hızlı yazabilmesi, hatta gizli yazıyı bilmesi, nenin zikredilmesi ve altını çizilmesi önemli bu bakımdan. Bu da önemli bir motif, dünyaya anlatılabilecek olan şeklinde anlatabiliriz yani. Onun dışında mesela gene Humanar destanında kahramanlar mesela bunlar şaman mitolojisinin parçası. Birbiriyle öylesi savaşıyor. Belki de bir saniye sonra ya da iki saniye sonra savaşan iki kişiden birisi ölecek. Ama birbirinin konuşmalarında hiçbir şekilde ünlem işareti yok. Canı arı olan diye başlıyor bütün cümle. Yani tini arı olan. Tin orijinali tın. Tın nefes, nefsle ilgili. Yani nefes Arapça. Onun Türkçe karşılığı tın. Tınız kavramı var. Tınız nefes demektir. Zaten ruhun adı da aynı zamanda. Yani tin ya da onun orijinal olanı tın var. Zaten ruh kavramı, şimdi ruh Türkçe değil biliyorsunuz. Can da Türkçe değil. Ama bu ruh kavramı şamanizmde çok zengin. Bir sürü ruhlar var. İnsan hayattayken transa girdiği zaman ruhlar farklılaşıyor. Terminoloji farklı. İnsan öldükten sonra 40 güne kadar farklı bir terminoloji. Öldükten 40 gün geçtikten sonra ulaştıkları mertebe, oradaki kavram farklı bir kavram. Yani çok zengin bir şey. Bunların hiçbirinde melek kavramı yok. Hani bazıları onu hani mesela Uma için melek diyen araştırmacılarımız var ama bir defa şamanizmde melek kavramı yok. Yani bu hiçbir zaman angel kavramı yok. Yani böyle bir nosyon yok şeyde, şamanlıkta. Ruhlar var ama ruhları tanrılarla karıştırmıyorlar. Yani Türkolojide o da hakim. Hani onlar karıştırıyorlar. Onlar tanrıları, aslında ruhları tanrı kabul ediyorlar şeklinde. O ruh terminolojisi çok gelişmiş olduğu için farklı bir şey. Ve orada karıştırmak mümkün değil. Ama aynı zamanda misyoner olmadığı için, yani tebligatçı olmadığı için şamanizm kendi duruşunu çok fazla ne diyorlar, retorik olarak geliştirmiş değil. Hani biz kendi inancımıza şu ismi verelim, o şöyle olsun, böyle olsun şeklinde değil de mesela birçok çok tanrıcı ya da pagan inanç sistemleri, ki şamanizm de onlardan biri, bu mesele zaten ortada durmuyor. Yani eski Romalıların dininin ismini biz bilmiyoruz. Ya da eski Yunanların dininin bu kadar literatür olmasına rağmen biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aslında eski Türklerin de bilmiyoruz. Ama günümüzde onun devam olan şamanizm olduğu için ve ona en çok benzeyen şamanizm olduğu için ve eski Türklerin yazıtlarında ya da eski Türklerle ilgili işte Çin, şunlar bunlar tarafından yazılan kaynakların içerisinde geçtiği için geçen motifler en çok benzerliğini ya da en çok karşılığını şamanizmde bulduğu için araştırmacılar işte eski Türkler de şamandı, işte eski Hunlar şamandı, işte İskitler şamandı, şu bu falan diyebiliyorlar. Ya da işte demin de konuştuğumuz gibi Klaus Schmidt mesela, Alman asıllı arkeolog, bu Göbekli Tepe'yi araştıran, kazı başkanlığını yapan, o da mesela diyor, yani orada anlamlandırabilmemiz için Göbekli Tepe'nin şamanizmine ihtiyaç duyuyoruz. Yani şamanizm olmadan onu anlamlandıramıyoruz diyor. Bunun farkında olan bir araştırmacı. Batılı araştırmacı, Alman, ama bunu biliyor. Ve bunu ifade edebiliyor. Ve bunu ifade ederken şuna kapılmıyor. Yani eziklik kompleksine kapılmıyor. Aman şaman kavramını kaçırma ağzından. Onu bir an önce silelim, millet duymasın. Çünkü onu Batılılar ilke ediyorlar. Böyle bir eziklik ve noksanlık şeyine, kompleksine kapılmıyor. Rahatlıkla diyebiliyor. Belki de ona sahiplenmek istiyor. Belki de onu Avrupa'yı görüyor. Göbekli Tepe'yi. Şimdi Avrupa olarak kendinden gördüğü bir kültüre niye bizimkilerin utanç duyduğu, işte eziklik duyduğu bir kavramı uygulasın, tatbik etsin değil mi? Yani niye şamanizm desin ki oraya? Böyle bir şey var yani. Dolayısıyla ya da eski Yunan'a niye şaman desin? Yani demesi için bir sebep yok.
Ama diyebiliyorlar yani bunu. Mesela kimdi var? Kimdi? Orfeos mesela. Orfeos için de aynı şekilde büyük ozan. Onun için de şaman diyor. İşte daha önce de söylemiştim. İşte Pitagoras için. Pisagoras için de sayılan babası. Onun için de söylüyorlardı. İşte bizim şey için. Bazı araştırmacılar mesela şunu diyebiliyorlar. Şamanizm ilk yani çevrecilikle ilgili, sanatla ilgili, uzay bilimleriyle ilgili ya da uzay araştırmaları diyebiliriz. Ondan sonra toplumsal psikoloji, bireysel psikoloji, ondan sonra işte mesela gölge tiyatrosu, dans sanatı bu konuda ilk uzmanlardır. Belki de ilk çevreci uzmanlardır diyebilir. Yani bunlar aynı zamanda bir de pedagog. Yani şamanlar genelsel bilgiyi kuşaktan kuşağa aktaran kimselerdir. Aynı zamanda. Yani birçok fonksiyonu bir arada yürüten ama bunun karşılığında devletten maaş her ay çatır çatır almayan kimselerdir. Yani böyle bir farkı var şamanların. Yani maaş almıyor. Bir gerçek yani. Ve hayatına devam ediyor. Yani normalde şamanlar günlük hayatta sizden, bizden, başkasından farklı değildir. Yani mühendis de şamanı olan var, bilmem türkolog da şamanı olan var, sanatçı olan şamanı da var, ressam olan şamanı da var vesaire. Yani orada herhangi bir ayrı bir zümre, hani bir hep eleştiririz ya, işte bu ruhban sınıf falan falan böyle bir şey yok. Şamanlık yok. Ve tarihin hiçbir döneminde şamanlarla oluşan bir kast oluşmuş değildir. Mesela Hinduizm, Hindu arkadaşlarımız bilirler, bir kast sistemi var. Hem de sosyal asansörde çalışmayan bir kast sistemi. Yani onu denemiyorsunuz. Nasıl doğmuşsanız, hangi kastın içinde doğmuşsanız, sonuna kadar, finish çizgisine kadar böyle gidiyorsunuz. Şaman kültüründe bu yok. Ama şaman kültürü, aa ben Hinduizm'den daha yükseğim falan demiyorum. Böyle bir şey yok. Sizde bu insan çok önemli bir mertebede, yani tek tanrılı dinlerde evren insan için yaratıldı gibi bir şey varken bu çevreyi daha bir kutsal sayıyor çünkü ona çok muhtaç. Antroposantrik değil şamanizm. Yani merkeze hele ki erkeği koymuyor hiç. Yani bu yani doğa şu bu falan insana hizmet etmek üzere yaratılmıştır değil. Böyle bir söylevi yok. İnsanı tam tersi, insanı doğanın bir parçası olarak görüyor ama doğayı hani bizim alışmış olduğumuz şeklinde algılamıyor. Doğayı iki ağaç, üç tane bitki olarak algılamıyor. Doğayı dünyamızda sınırlı bir şeymiş gibi de algılamıyor. Doğayı sınırsız olarak algılıyor şamanizm. Yani doğanın sınırı evrenin de ötesini kapsayan uzayın, yani kozmosun sınırsızlığı, ama dinamik sınırsızlığı da sınırlı olarak görüyor. Yani şamanizm böyle algılıyor. Yani orada dolayısıyla insan eliyle dikilen ve bir zelzele sonucu yıkılabilen bir tapınak kültürü yoktur şamanizmde. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıya girmiyor. Yani ve uzayın her noktasında tapınağın içindesiniz. Ve kutsal kitabı hani insan oturup da çoğaltmak zorunda kalan ya da matbaaya verip de oradan kitap halinde alan bir kutsal kitap geleneği yok. Şimdi eski Lev Demiş yazı kalır söz uçar. Mesela söz çok güçlü olabilir ama kalıcı olmayabilir. Yazı kalıcıdır değil mi? Yani hepimiz böyle biliyoruz. Dolayısıyla ama şu var. Mesela söz istediği kadar güçlü olabilir fakat uçabiliyor. Değil mi? Ama şamanlıkta tam tersi. Şamanlıkta sözlü kültür daha ağırlık basıyor. Çünkü sözlü kültür dinamiktir. Evrime açıktır. Değişime açıktır. Dolayısıyla isterse değil 40 bin yıl 400 bin yıl geçsin güncelliğini kaybetmeyecektir. Çünkü şamanizmdeki kutsal kitap hayattır. Hayat sonsuzdur ve doğayla sınırlıdır. Ve sürekli her an ve her yerde güncellenen bir kutsal kitaptır. Yani orada yeni bir sosyal norm, yeni bir işte internet, AIDS, şu bu falan çıktığı zaman ya da korona çıktığı zaman bizim durun bir dakika, bizim kutsal kitapta da bir yerde geçiyordu bu diye
kasmak zorunda değilsiniz. Çünkü sizin kitabınız matbaadan çıkan kitap değil. Ya da insan eline deriden deriye yazılan ve çoğaltılan kitap değil. Şamanlık anlayışına göre söylüyorum tabii bunu. Dolayısıyla her an güncellenen, kendiliğinden güncellenen, okuyabilenen için. Okuyamayan da var, okuyabilen de var. Ama sen okuyabildin diye ya da öbürü okuyamadı diye herhangi bir yaptırım ya da herhangi bir mükafat gene söz konusu değildir şamanizmde. Ya bu aferin, bu iyi bir çocuk, bu kötü bir çocuk. Böyle bir yaklaşım yok. Daha doğrusu doğa öyle bir sınırsız ki insan da yaratmış olabilir, yaratmamış da olabilir ama kesin olan şu, doğanın gündeminde insan diye bir şey ve insanın inancı diye bir şey yok. Yani inansan da sana karşı kayıtsız, inanmasan da sana karşı kayıtsız. Ne seni okşar, ne de seni cezalandırır. Yani böyle bir şamanizmdeki doğa inanışı bu. Doğa tapınma diyelim. Yani bizim alışmış olduğumuz gibi böyle dünyamızla sınırlı bir şey değil. Yani bütün dünya ortadan kalksa doğa çapında bir şey olmamış olacak. Yani bu biraz şey gibi, etrafımızda milyarlarca bakteri var. Ya da mikrop var ya, her neyse. Şimdi bu kısımdakiler imanlı ama bu kısımlar ateistse bu benim gündemimde var mı? Ya sizin gündeminizde var mı? Yok. Peki bundan dolayı şu bölgedeki vatandaşlar inançlı değilmiş. Onları cezalandıralım. Böyle bir gündemimiz var mı? Yok. Doğa böyle. Kayıtsız yani. Yırtınsan da iman da kayıtsız. Yırtınmasan da kayıtsız. Tamam mı? Yani onu ansan da kayıtsız, almasan da kayıtsız. Ama kesin olan şu, doğanın içerisinde bir deprem meydana geldiği zaman orada bile bir ayrımcılık gütmüyor doğa. İnanan da gömüyor, inanmayan da gömüyor. Orada bu inançlıdır, bu ırkı şudur, budur, bu cinsiyeti budur, şudur. O ayrımcılığı gütmüyor. Orada acımasız ama orada aynı zamanda gerçekçi ve aynı zamanda ayrımcılığı gütmüyor. Yani böyle bir doğa anlayışı bu şamanizmdeki. O yüzden şamanizm aşırı gerçekçi. Ve misyonel değil. Çünkü kendinden emin değil. Şimdi kendinden emin olamama durumu şamanizmin belki de en önemli nosyonlarından. Çünkü kendinden emin olsaydı bu sefer kendini empoze etmeye başlardı. En doğru yol benim, en hak yol benim, öbürleri sapılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş demeye başlardı. İşte bu noktaya gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü kendinde %100 tesirli reçete yazma yetkisini göremiyor. Mesela şu durumun karşısında şu duayı okuyun, şu duayı 3 defa bilmem şu şeyi 5 defa okuyun falan böyle klasik yöntemlere girmiyor. Çünkü etkili olan var, etkili olmayan var. Bu şey girmiyor. Bu yöntemlere girmediği için ben ona diyorum mütevazi bir din olarak varlığını devam ettiriyor. Yani hocam önden sonraki hayata İnanılıyor. Önden sonra... Tabii ya, ahiret hayatı var ama cennet cehennem yok. Peki orada nasıl bir şey var? Yine o da o doğanın içinde, uzayın içinde bir yer ve aslında devam ediyor gibi bir şey mi? Orada tabii herhangi bir özendirici tedbirleri yok. Ama diyelim. Yani orada böyle hani böyle şey, cazip kılacak şeyler yok. Motifleri yok şalanlık. Dolayısıyla orada hani bir ne diyor ona bir umut şeyi yok, marketingi yok. Yani bu hayatta nasıl yaşıyorsan o hayatta devam. Yani şeklinde bir inanç var. Ama bunda ısrar etmiyor. İlla ki böyledir diye ısrar etmiyor. Niye ısrar ediyor ben de bilmiyorum ama böyle yani. Yani bu eski firavunlardan gelen işte umut marketingi pazarlaması gelene girmiyor. Hani böyle esiliyorsun sen. Ha gayret, biraz dayan, sonra ölürsen sonra 5 yıldız otel. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Firavunlardan gelen bir genel yok. Yani hiçbir şekilde seni umutlandırmıyor. Niye umutlandırmıyor? Ya normalde bir dinin umut vermesi gerekmez mi? Değil mi? Hani kardeşim biraz dayan. Hani aman sapma doğru yolda. Böyle bir retorik yok şu an. Peki hocam, şimdi hani şamanlar o trans haline geçip mesela hani o yer altı dünya mı
Hani tabii üst, hani, üç katmanlı. Ha, eski hani, ona gidiyor hani hatta tanınmamak için işte kötü ruhlar tarafından işte o maskelerini falan takıyor ya. Ya oraya gitmesinin amacı ne? Yani oraya bir insan ya başvuruyor. Hani jimnastik olsun diye gidilmez oraya. Yani evet yani, niye gider yani? Ya bir ihtiyaç üzerine. Ha, mesela geliyorsunuz. Diyelim ki milattan sonra 3. yüzyılda yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki başım ağrıyor. Bir şamana başvuruyorsunuz. Tabii modern anlamdaki tıp yok. Dolayısıyla ama beyin kavramı da yerleşmiş değil. Şimdi beyin kavramı önemli. Beyin kavramı %100 Türkçe bir kavramdır bu arada. Ama beyin kavramını siz her kutsal kitapta bulamazsınız. Beyin kavramı milattan sonra 2. yüzyılda icat edilen bir kavramdır. Olgu olarak. O da işte neydi? Galen herhalde doktorun adı. Eski putperest Yunan medeniyetinin dünyaya bahşetmiş olduğu büyük bir beyin tarafından icat ediliyor. Mısır'da gidip aprobasyon çalışmaları yapıyor orada. Ve insanın bütün uzuvlarından, bütün tepkilerinden, hareketlerine sorumlu olan uzun merkezin beyin olduğunu ne diyor ona? Hem tespit eden, keşfeden hem kanıtlayan bir kimsedir bu. Ama kutsal kitaplarda yok beyin kavramı. Fakat bu ek bilgi olarak tabii söylüyorum. Şimdi başınız ağrıyor, bir şamana geldiniz. Diyorsunuz ki benim başım ağrıyor. O da diyor ki ya ne yapalım, tanrılar işte bugün formunda değil, işte ruhlar formunda değil. Yani siz işte o bugün git yarın gel formatına başvuruyor. Siz yarın geliyorsunuz. O da diyor ki ne yapalım, bugün de işte ruhlar pek el vermedi, işte müsait değil falan filan. Sizi öteliyor. Yarınlarla besliyor mesela. O zaman ne olacak? Batı tarzı eleştirel düşünce hakim olmadığı için siz onu acaba ben bir kuşkulansam mı bu inançtan demeyebilirsiniz. Demeyebilirsiniz ama genelsel yerleşim yerleri zaten en fazla 5-6 haneli olduğu için ve ilişkiler seviyesi birinci derecenin yüz yüze olduğu için dedikodu diye bir şey var, teknik var. Böyle birden yayılıyor. Bir de piyasa şaman kaynıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle milyonlu şehirde ben bir ofis açtım. Şaman ofisini. Orada birisini indirdim, kandırdım. Ondan sonra ofisi kapattım. Milyonlu şehir ya. Beni bulamazlar. Başka bir bölgeye geçtim. Başka bir şehre geçtim. Orada da ofis açtım. Orada kazıkladım birkaç kişiyi. Mesela böyle bir modern dünyada olabilir. Ama genelsel ortamda bu zor. Çünkü bir, piyasada çok şaman var. İki, ilişkiler bir yüz yüze. Üç, dedikodu çok hızlı yayılıyor. Yani mesela derler ki işte Ahmet amcanın ruhları çok fazla müsait değilmiş. Yani 10 defa gittim, müsait olamadılar. O zaman hemen otomatik devreye ne gelecek? Mehmet amcanın ruhları var. Mehmet amcaya gidiyorsun, mesela yardımcı olabiliyor sana. O zaman böyle yani. Sen eleştirel bir şeye girmiyorsun, işte din imanı sorgulamıyorsun. Ama böyle bir mekanizma da var. Bu mekanizma çok güçlü bir mekanizma. Yani dolayısıyla orada bir defa böyle bir falso yaparsın, iki defa böyle bir falso yaparsan o zaman kapitalist kavramlarla müşteri kaybedersin. Yani gelmez yani, kimse başvurmaz. Çünkü etrafta çok var şamanlarla. Ve dolayısıyla şamanlar arasında rekabet var. Şamanlar o yüzden bir kast, o yüzden bir sınıf, o ruhban sınıf falan meydana getirmiş değiller. Yani günümüze kadar. Böyle yani, böyle olmuş. Michael Harnan'ın çok doğru ifadesi var. Şamanın çalışma tarzı gayri bilimseldir. Ve bilimsel olarak, yani pozitivist bilimle, aydınlanma çağından itibaren meydana gelen, onu ispatlamamız mümkün değil. Yani ya da kanıtlamamız mümkün değil. Ya da reddetmemiz mümkün değil. Çünkü yok. Hiçbir din bu anlamda. Yani bu sözler bütün dinler için geçerli. Yani pozitivist olarak zor, ispatlamanız zor laboratuvar ortamında vesaire.
Ama Michael Harmer diyor ki bizzat delik çalışmalar yaptık ve sadece psikolojik sorunlardan ziyade ciddi hastalıkların söz konusu olduğu hastalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bunlar onkolojik hastalar da dahi ve doktorlarla şamanlar beraber çalışmışlardır. Ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu hem işte Sovyetler zamanında Rusya döneminde böyle araştırmalar yapılmış. Hem işte bu Amerikalı Michael Harmer tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla bilimsel olarak ya da mantıksal olarak çok saçma da gelebilir. Ama olumlu sonuç alabiliyorsak, hani sebeple sonuç arasında bir korelasyon kuramayabiliriz. Ama sonuç olumluysa buna odaklanmalıyız diyor. Ama tabii ki ben ekliyorum, ne diyor ona, sağduyu filtremizi kapatmadan. Şimdi sağduyu filtremizi kapattığın zaman ister şaman olsun, ister başka din görevlisi olsun, saçmalıklar başlıyor. O sağduyu ne diyorlar, filtresini hep açık tutacağız. Yani şeyde şamana da bak, şaman da buna dahil. Yani şaman başvurduğun zaman böyle komple teslimiyet bilmem şey, böyle edebiyat yok. Teslimiyet kavramı yoktur şamanizmde. Dolayısıyla hep süzgeçten geçireceğiz. Ama Michael Harder bunu da ifade ediyor. Yani diyor ki sonuç olumlu alınabiliyorsa ve bunu empirik olarak da böyle gözlemlenmişse, yani müspet tıp bakımından bu böyle kaydedilmişse, notlara bilimsel literatürü geçmişse, o zaman biz sonuca odaklanacağız diyor. Yani ama şey, ben işte ekliyorum, şeyi sağduyu bırakmadan, yani terk etmeden böyle yapıyor. Yani mesela tebligatçı olan, yani misyoner olan bir vatandaş şamanlara karşı savaşmaya geliyor. Ama hasta düştüğü zaman yine şamanla başvuruyor ve iyileşiyor, bir daha şamana karşı savaşıyor. Yani böyle İlginç bir süreç yapılmış. Mesela ateşte dedik. Ateşte de şu var. Ateş beslemek var. Biliyorsunuz insanla bile zor paylaşır. Yemeğine değil mi normalde? Ama şamanizmde siz ateşle yemeği veriyorsunuz. Hem de yemeği ilk önce ateşe veriyorsunuz. Yani şimdi bu eski Türklerden gelen bir gelenektir. Şimdi Anadolu topraklarından 6. yüzyılda Bizanslı bir heyet Moğolistan, günümüzdeki Moğolistan ama o dönemdeki Göktürk topraklarına gidiyor. Ve onlar dinle imanına düşkündür. Yani tek Allah'a inanıyor Bizanslılar. Hristiyandır, sağlamdır. Oraya vardıkları zaman oradaki şaman olan Göktürkler diyor ki bu ateşin arasından sizi geçireceğiz. Şimdi ateşin arasından geçirmek bunda da ısrar ediyorlar Göktürkler. Bu sefer tek Allah'a inanan Bizanslılar diyor ki tövbe estağfurullah diyor. Bunlar diyor bizi şey dinimizden edecekler. Yani bizi şeye, sapkınlığa sürükleyecekler diyor. Biz diyor geçmiyoruz. Bu ateş ne ya? Perestlik falan diyor. Siz yanlış yoldasınız diyor. Bir an önce uyanın diyor, doğru yola, hak yoluna gelin diyor. Göktürkler diyor, hanla görüşmek istiyorsanız buradan katlanacaksınız buna. Böyle yani. Onlar da mecbur katı kalıyor. Ateşin arasından geçiriyor. Geçiyorlar yani. Bu şekilde görüşüyorlar. Şimdi bu 6. yüzyıl, 500'lü yıllar. Biliyorsunuz 552 yılında Göktürk Kanunu kuruluyor. Ve sadece 25 sene sonra Doğu Avrupa'ya kadar ulaşıyor sınır olarak. Yani bu sınır olarak dediğimiz zaman 7000 kilometreden fazla bir mesafeye genişliyor Göktürkler. Ve Bizans'la, o dönemdeki dünya hakim olan Bizans'la komşu haline geliyor. Şimdi Bizans dediğimiz zaman Roma İmparatorluğu da aslında bu. Ve o dönem Roma İmparatorluğu Bizans olarak, yani Doğu Roma İmparatorluğu Batı Roma'yı işgal ediyor. Fethediyor daha doğrusu. Ya da işgal ediyor. Yani böyle ve Kuzey Afrika'yı komple ele geçiriyor. Farslarla, yani Pers kültürüyle savaşıyorlar. 30 milyondan fazla nüfusu olan bir memleket. Ve siz onlarla komşu haline geliyorsunuz. Onlar ilk defa görüyor Türkleri. Bunlar diyor çok ilginç insanlar. Ama aslında Türkleri ilk defa görüyorlar. Sonra Bizans kaynaklar diyor ki onlar Hunlara benziyor, işte Avarlara benziyor, İskitlere benziyor. Böyle benzetmeler yapıyorlar. Çünkü çok daha önceden giden toplumlar var. Mesela Avarlar var. Avarlar hatta İstanbul kuşatmasına katılıyorlar. Avarlar. Ondan sonra işte Hunlar var. İşte bu Atilla Batı Roma'sına saldırıyorlar.
işte Roma İmparatorluğu'na savaşıyorlar falan. Kimlerle? Almanlar hatalısıyla beraber. Ostrogotlar, Vizigotlarla beraber savaşıyorlar. O zaman büyük bir etkileşim oluyor. O zaman kan kavramı orada da görülüyor. Yani Atakan, Eşkan vesaire. Laszlo Rassoni Türkiye'de çalışmış, uzun yıllar boyunca çalışmış. Macar asıllı bir Türkolog, profesör doktor. Ankara Üniversitesi'nde. Onun tespitleri bunlar. Orada açık açık söylüyor. Yani kan kavramı çok eski. Yani Hunlardan itibaren geliyor. Dolayısıyla yani kanlıktan, kan kültüründen ya da inancından kurtulmamız mümkün değil. Hani görmezlikten gelebiliriz ama kurtulmamız mümkün değil. Yani çünkü biz onu görmezlikten gelsek bile dünya onu görüyor. Ve onun Türk kültüründen geldiğini görüyor yani. Orada böyle bir kavramın olduğunu görüyor. İşte ateş besliyorsunuz. Şimdi orada Göktürkleri niye ateşin arasına geçiriyor Bizanslıları? Çünkü hani mesela Türkolog diyor ki Türkologlar öylesine geçiriyorlar yani sırf jimnastik olsun diye geçiriyorlar. Çünkü saygı var diyorlar ateşe karşı. Aslında orada saygı biraz modern kalan bir kavram. Böyle eski çağlarda böyle saygı kavramı böyle işlevsel değil. Eski dönemlerde ya inanç var ya yoktur. İnandığın için onlara ısrar ediyorsun, onlar üzerinde ya geçmelerine istiyorsun ısrarla. Yoksa hani jimnastik olsun diye ya da sırf saygıdan dolayı o dayatmazsın yani o şeyi, ateşi. Burada belli ki bir inanç var ve o inanç da şu, ateşin arasından geçtiğin zaman ateş insanların eğer ki kötü emelleri varsa ondan arındırdığına ilişkin inandıkları için onu dayatıyor. Yani şamanizmin bir unsurudur. Ve oradan geçmezsen sizi kabul edemeyiz diyor. Yani hele ki hana hiç götürmeyiz diyor sizi. Böyle yaklaştıklar zaman o zaman da böyle, günümüzde de böyle. Mesela Anadolu'da bunun tütsülenme olayı oradan böyle. Ya da başka bir ifade alazlama. Alazlama diyorlar ona. Alazlama tütsüleme demek. Ya da işte kiliselerde neydi o? Mum yakıp mum koyuyorsun. Tamamen bunlar hep tek tanrı dinlerin öncesinden gelen dolayısıyla şamanizm kaynaklı uygulamalardır. Ya da mesela vatandaş Anadolu gidiyor, çaput bağlıyor. Tabii bazı insanlar kızıyorlar işte ağaç olur mu öyle şey, yanlış yoldasınız falan. Ama bu bilinçaltı. Bu insanlar bunu mensup oldukları dine yedirmiş oluyorlar. Yani o motiflerle onu işliyorlar. Mesela özellikle bu ne diyorlar lan bu sosyal hareketler sınav öncesi dönemlerde nükseliyor. Hmm. Özellikle anneler, ninneler, teyzeler, halalar böyle koşa koşa türbelere gidiyorlar. Çaput bağlayabilmek için, dilek diyebilmek için. Ama bunu İslamik motiflerle eşliğinde yapıyorlar. Çünkü öbür türlü artık yapmıyorlar. Yani ama bu şekilde aynı zamanda şamanizmi de yaşatmış oluyorlar. Şimdi şamanizmi olduğunu bilmiyorum. Tabii bilmedim. Yani normal insan mesela normalde çaput bağlasa bile ya da şu hareketi yapsa bile bunu şamanlıktan geldiğini bilmeyebilir. Yani bilmek de zorunda değil. Şamanizmin böyle bir amacı da yok. Yani illa bu benden gelmiştir falan. İşte ona göre böyle bir şey yok. İddiası yok. Çünkü bu dünyanın birçok yerinde var. Yani bu çaput bağlama, bez bağlama gene Japonya'dan tutun da bütün Sibirya'da İskoçya'ya kadar ondan tutun da İsrail'e kadar, Orta Doğu'ya kadar her yerde var. Anadolu'da bu istisna değil. Anadolu'da çok sağlam bir şekilde yaşatılıyor bu çaput bağlama geleneği. Türbelerde, işte bu şeylerde, yatırlarda vesaire var yani bu. Bazıları gizli, bazıları açık yaşatılıyor. Bu bir zenginliktir. Bu hiçbir şekilde noksanlık ya da eksiklik ya da eziklik değildir. Bir zenginliktir bana göre. İşte ateş de böyle bir şey. Ateşi besliyor insanlar. Yani ateşe yemekle bırakıyor. Mesela bir insan öldüğü zaman gömmeden önce mezar başına ateş yapılıyor. Türkiye'de ben tespit ettim. Bazı bölgelerde yaşatılıyor. Mesela Tokat'ta yaşatılıyor. Zile ilçesinde yaşatılıyor. Tabii. Bazı köylerinde yaşatılıyor. Şimdi nasıl yaşatılıyor ben ona şaşırıyorum yani. Nasıl kurulmuş onu yani anlam... Amaç değişebilir ya da yüklediğin anlam da değişebilir ama uygulama devam ediyor.
Ama tabii Sibirya'daki anlam belli yani. Sibirya'daki anlam tamamen şamanizmle ilgili. Ruhlarla ilgili ve yani ruhlara yönelik. Mesela insan gömmeden önce mezarın başında yakıyorlar, sonra onu besliyorlar. Onu beslediği zaman yanan gıda var, o dumanı dönüşüyor, ise dönüşüyor. O is orada mezarlıkta yatan herkes, şimdi bir mezarlıkta yatan her kim olursa olsun, hangi ırka ya da cinsiyete ya da sosyal kategoriye, ekonomik statüye sahip olursa olsun, hangi dine sahip olsun ya da dinsiz olursa olsun, herkes atalar, çünkü bu arada atalar cinsiyetsiz. Yani bunu böyle eril gibi algılıyoruz ama dil bilimsel, lingvistik olarak Türkçenin bu bir özelliğidir, şamanizmine göre. Hani bazı dillerdeki gibi eril, dişil ve orta cinsiyet şeklinde böyle bir ayrımcılık yok. Dil bilimsel ayrımcılık yok. Yani dolayısıyla siz şaman dediğiniz zaman bunu dil bilimsel olarak eril de diyemiyorsunuz ona, dişil de diyemiyorsunuz, hele ki nötr de diyemiyorsunuz. Yani orta cinsiyete de bağlayamıyorsunuz. Çünkü onun o cinsiyetlerin üstündedir kavramlar Türk dilinde. Dolayısıyla siz gök tengri dediğiniz zaman ya da tanrı dediğiniz zaman oraya da dil bilimsel anlamda söylüyorum. Herhangi bir cinsiyete dayalı öncelik ya da tercihi koymuyorsunuz, yansıtmıyorsunuz. Çünkü aynı şekilde mesela kişi kavramı Türkçedir. Yani kişi kavramında herhangi bir öncelik ya da diskriminasyon kokan, cinsiyete dayalı diskriminasyon kokan motifler yoktur. Kişi hem kadını hem erkeği karşılıyor ve her ikisini temsil ediyor. Dolayısıyla her iki cinsiyetin de üstündedir ya da dışındadır. Ve ne erkeğe öncelik veriyor ne de kadına öncelik veriyor. Yani böyle bir ne diyorlar ona, böyle bir kavram, bir zenginliktir aslında ve dünya ısrarla anlatılması gereken bir kültürel öge olarak anlatılması gereken. Tabii dünyada birçok dil vardır cinsiyet içermeyen. Ama Türkçe'de de bunlardan biri. Ya da Uralmahta dilleri bunlardan biridir. Yani bunlardan bazılardır. Ve bu anlatılabilir, eğer sizde varsa böyle bir şey. Bu anlatılabilir. Ha, anlamsal olarak da aynı şekilde bir kam dediğimiz zaman orada herhangi bir cinsiyet dayalı, artık dil bilimsel olarak söylemiyorum bunu, sosyal kontekst içerisinde, bağlam içerisinde söylüyorum. Kam dediğiniz zaman gene cinsiyete dayalı bir ayrımcılık söz konusu değil. Dolayısıyla iki tane cepheden baktığınız zaman hem dilsel olarak, dil bilimsel, lingvistik hem de sosyal bakımdan, kültürel bakımdan yaklaştığınız zaman ya da toplumsal cinsiyet araştırmalar bakımından yaklaştığınız zaman konuya ayrımcılık yok. Yani şaman her ikisi için de kullanılır. Kam her ikisi için de kullanılır. İşte kavramlar her ikisi için de kullanılır. Hatta daha da ilerisi, mesela he var, mesela İngilizce söylüyorum, he var, she var, bir de it var. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi Türkçe'de bu ayrımcılıkta yok. Sadece o var. Bu hayvanlar için de kullanılır. Modern kavramlara söylüyorum. Organik ve inorganik bütün maddeler için, bütün nesneler için, bütün özneler için bu kullanılır. O. Yani dolayısıyla burada da bir ayrımcılık yok. Ve bu bir geri kalmışlık ya da gelişememişlik değil. Bu modern çağımızda, günümüzde bu ilericiliktir aslında. Ama bizim farkında olmadığımız bir ilericilik. Dolayısıyla dünyada anlatamadığımız... İnsanoğlu da denir ya, gerçi insan... İnsan Türkçe değil tabii, Türkçe değil. Yani kişi dediğin zaman zaten bu men ve menden türetilen human, woman, women vesaire bu kavramlardan öte tektir. Yani ve herhangi bir cinsiyet dayalı motif içermiyor. Yani böyle dolayısıyla demokratik bir kavramdır aslında kişi kavramı. Ya da mesela hani Türkiye'de ben görüyorum mesela bilim adamına karşı bir tepki var. Çünkü adam kavramı dönüşmüş ya da dönüşmüş olduğuna inanılır. Dolayısıyla onu insan kavramıyla ikame etme, değiştirme ihtiyacı duyuluyor toplum tarafından. Dolayısıyla artık insanlar hangi kategoriden olursa olsun, ister inançlı olsun, ister inançlı olmasın, ne diyor ama, bilim insanı diye kullanıyor değil mi? Oysa ki onun Türkçesi var. Böyle çift isim olmaz, yapay bunlar. Bilinci dediğiniz zaman, meslek ekidir çünkü Türkçe'de. Anlatabiliyor muyum? Yani
orada yapay bir tek ek kelime getirmeye gerek yok. Çünkü o boş iş uğraşlar. Yani çünkü siz bilinci dediğiniz zaman hem bir cinsiyet ayrımcılığını gütmüyorsunuz, iki her iki cinse mensup araştırmacıları da kapsamış oluyorsunuz. Türkçenin böyle avantajları var. Kullanılmayan ya da pek kullanılmayan ya da pek farkında olamayan. Böyle anlatabilir. İşte ateş, ot. Ot da aynı şekilde. Otta yakılan yemekler is olarak bütün mezarlığa dağılıyor. Ve o mezarlıkta ata kategorisine dahil olan hangi ırktan olursa olsun, hangi cinsiyetten ya da statülerden arındırılmış bir şekilde hepsi ata olarak kabul edildiği için orada da bir ayrımcılık güdülmüyor ve mezarlıkta yatan herkes, herkesin sizin yakmış olduğunuz gıdayla beslendiğine inanılır. Dolayısıyla orada da bir ayrımcılık var. Bizim akrabamız sırf bizim akrabam olsun, bizim tanıdık olsun şeklinde değil de mezarlıkta kim varsa yani böyle bir yaklaşım var şamanizmde. Çünkü gıdalar yakıldığı zaman dönüştüğüne inanılır. Mesela çaput bağlamak aynı zamanda şeydir. Katsız kurban gereğidir. Yaygın olan ve çok eski zamanlardan beri var olan. Ama şamanlıkta bu bile şart değildir. Yani şamanlıkta bir alkış yapmak istiyorsanız, yani hayır dua okumak istiyorsanız ya da bulunmak istiyorsanız herhangi bir eylemde bulunmanız bile şart değil. Yani herhangi bir yere gitmeniz, herhangi bir binanın içine girmeniz ya da çıkmanız ya da üstüne tırmanmanız ya da altına girmeniz şart değil. Yani böyle bir şart aranmıyor. Yani hele ki tapınırların bir çizelgesi hiç yok. Saati, saniyesi, mikrosaniyesine kadar tespit edilen bir ne diyorum ona, tekrarlardan ibaret değildir. Her bir şaman duası, her bir şaman ayini, her bir şaman yolculuğu özgündür. Kendisi de var ve her bir insanın, bireyin bu yolculuğu kendine hastır, kendine özgüdür. Yani orada bir ne diyorum ona, kalıp olarak herkes aynı şeyden geçiyor, şunlar yapıyor, bunlar yapıyor şeklinde değil de farklılıkları da kabul edebiliyor. Dolayısıyla akılın yolu birden fazla da olduğunu kabul edebiliyor şamanlık bu anlamda. Dünyayı da böyle görür. Ama dünyayı doğayı temsil ettiğine de inanmıyor. Ama doğayı, ama sınırsız doğayı dünyayı da kapsadığını, dolayısıyla insanı da kapsadığını inanıyor. Mesela Al-Farabi var. 870'te doğmuş, 950'de vefat etmiş. Ve Orta Doğu'da bir Müslüman, İslam dünyasında çok müteber bir insan. Al-Farabi aynı zamanda Türk bozkırlarından kalkıp Kazakistan topraklarında doğmuştur, yani Orta Asya'da doğmuştur 870'te. Ve vefatı da şeyde, Halep'te, mezarlığı orada bulunuyor. Bağdat'ta uzun yıllar yaşıyor ve İslam dünyasının en ileri gelen düşünürlerinden biri haline geliyor. Ve hatta çok ileri düşünür olduğu için ona dünya, sadece Müslümanlar değil, dünya ne diyor ona? Secundaris Magistrus, yani ikinci muallim, ikinci hoca. Kimden sonra? Putperest Yunan'ın dünyaya bahşetmiş olduğu Aristoteles'ten sonra. Mantığın babası. Aristoteles biliyorsunuz değil mi? O da mantığı vurgu yaptığı için İslam dünyasında ona ikinci hoca, ikinci muallim diyorlar. Ve Al-Farabi doğayı esas alıyor. Yani insana hizmet etmek üzere yaratılan bir doğa nosyonundan ziyade insanın doğanın bir parçası olarak algılıyor. Bu şekilde ifade ediyor. Kendisi işte felsefe konusunda özellikle ısrarcı davranıyor ve bütün medreselerde, o dönemdeki medreselerde ısrarla müfredatın içine mantığın ve felsefenin konulmasını istiyor. O bahsettiğim dönem 9. yüzyıl. 10. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10. yüzyıl. Yani 870-950. Israrla şey yapıyor.
Müziği araştırıyor, uzayı araştırıyor, matematiği araştırıyor, işte felsefeyi araştırıyor, dini araştırıyor. Yani ilgi alanı çok geniş. Şey değil, yobaz değil yani. Böyle tek alanda ısrarla her gün tekrarlayan bir kimse değil. Ve en önemlisi de Orta Asya'dan geliyor. Ve kendi otoritesini kuruyor. Ve benim için onun ifade ettiği en önemli şey de nosyon da bu. Şu, insanı aynı şamanizmdeki gibi doğanın bir parçası olarak görüyor. Doğanın üstünde değil. Zaten şamanlıktaki ve tek tanrılı dinlerdeki şema şu, o kitapta da onu yazdım. Şimdi bir insana hizmet etmek üzere yaratılan doğa var, anlayışı var. Sonra onun üstünde insan var. Sonra insanın üstünde tanrı ya da tanrılar var. Bu bir şema. Şamanizmdeki şema şu. İnsan, tanrılar ve doğa. Sınırsız olan doğa. Yani tanrıların üstünde doğa var. Böyle anlaşılıyor. Belki de bu bir tahmindir. Çünkü kesin kanıtlar yok. Eski Türk yazıtlarında da kök kendiri yaratılıyor. Yağız yerde yaratılıyor. Hani bazılarımız kök tendiriye Allah, Tanrı kavramını yüklemeye çalışıyoruz, anlamını yüklemeye çalışmamıza rağmen eski Türklerde kök tendiri yaratılmıştır. Ya da bir ihtimal üzerinde gittiğimiz zaman 8. yüzyıl Göktürk yazıtlarında üstte kök tendiri çökmedikçe diyor. Tabi Türkologlar onu biraz ne diyorlar, böyle nedense bir çevirme ihtiyacı duyuyorlar. Yani normalde kök temeli deyince anlıyor musunuz? Neden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Ama onu böyle sıkıntılı cümle içerisinde bizim Türkologlarımız çevirme ihtiyacı duyuyor. Çünkü kendi nazarelerine bir sıkıntı geliyor. Yani o da şu şekilde oluyor. Üste kök temeli kılınmıştır değil de üste mavi gök yaratılmıştır şeklinde değiştiriliyor el çabukluğuyla. Oysa ki kök de Türkçe, Tengri de Türkçe. Ama mavi gök dediğiniz zaman mavi Türkçe değil, gök Türkçe. Şimdi birisi Türkçe, birisi Türkçe değil. Kullanmak zorunda kalıyorsunuz bu iki kelimeyi. Ne için? Kök Tengri'ye zeval gelmesin diye. Ama atalarımız orada mavi gök dememiş. Atalarımız orada kök Tengri demiş. Hem de Türkçe demiş. Dolayısıyla çevreye ihtiyaç yok. Dolayısıyla Türkolog üstte kök Tengri yaratıldığında da diyebilir. Ama bundan kaçınıyor. Çünkü sıkıntılı olarak, bu motifi sıkıntılı olarak algılıyorlar. Oysa ki ben üste kök tengri yaratıldığında ya da üste tengri çökmedikçe diyebilirim. Çünkü böyle yazılmış orijinalde ve ben bunu sözlükler başvurmadan anlayabiliyorum. Her Türk anlayabiliyor bunu. Değil mi? Anlayabiliyor. Yani dolayısıyla onu gök diye ayrıca bir çevirmeye gerek yok. Çünkü böyle yazmış. Çünkü ikisi de önemli. Ama bunları kim kılmış? Yani üstte kök tendiri kılmış. Altta yağız yer kılınmış. İkisinin arasında kişi ya da kişi oğlu kılmıştır. Şimdi kılan kim? Yaratan kim? Bu muammada kalıyor. Ve büyük ihtimalle bu bir doğadır. Ama dile getirilmiyor. Çünkü şamanizmde de bu dile getirilmiyor. Destanlarda da bu getirilmiyor. Mesela 5000 yıllık, 6000 yıllık, 7000 yıllık, 8000 yıllık motifle içeren destanlarımız var. Hani demin destanlardan bahsettik. Şaman mitolojisi. Yani tahminence sadece Türk halklarına ait mitolojiyi aldığımız zaman hele belki de 50 milyon satırdan bahsediyoruz. Şimdi 50 milyon satırı işlemek, araştırmak, 50 milyon mısrayı okumak her baba yiğidin harcı değildir. Yani bir ekip çalışması. Hatta belki de nesiller arası bir ekip çalışmasının olması gerekiyor. Bunun hepsini okuyabilmek için. Çünkü birçok eksikliğimiz var. Ve daha bu ne diyor ona? İslamiyet öncesi Türk mitolojisi daha yeni araştırılıyor. Araştırmaya başlıyor. Hani şu anlamda yeni başlıyor. Direkt o bölgeden gelen destanlar daha yeni Türkiye Türkçesine aktarılıyor. Dolayısıyla bilimciler daha yeni onları üzerinde çalışma fırsatı olanağı buluyorlar. Yani dolayısıyla bu içinde yaşadığımız dönem önemli bir dönem. Hiçbir tebligatçılık yok. Şamanizm tarafından
ne Hristiyanlara yönelik, ne Müslümanlara yönelik, ne Budistlere yönelik, ne ateistlere yönelik, ne işte Adventistlere, 50. günün işte şahitlere, ondan sonra Müslümanlar işte vesaire vesaire, hiçbirine yönelik tebligat çalışmaları yapılmıyor şamanizm tarafından. Yani kilise dine, imana çağrılmıyor. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir motif, böyle bir gelenek yok şamanizmde. Ama sadece araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar yapılırken ki bu araştırmaların %99.9'u bilimciler tarafından yapılıyor. Ve bu bilimcilerin %90'ından fazlası gayri şamandır. Yani şaman olmayan kimselerdir. Yani böyle bir özellik de var. Yani dolayısıyla başka dinlerden farklı olarak şamanizmi araştıran daha çok şaman olmayanlardır. Hani başka dinlerde kendine mensup olan ilahiyatçıları araştırıyor. Hristiyanla kendi ilahiyatçısı, öbürü kendi ilahiyatçısı derken şamanizmi dışarıdan araştırıyorlar. Böyle bir ilginç şey de var. Ve bundan kesinlikle hani şamanlık şu söylevi dile getirmiyor. Aman bilim bize karışmasın. Biz ayrıyız. Böyle bir derdi, kaygısı yok. Ya bilimciler karışıyor da konferanslar yapıyor, eleştiriler yapılıyor. Zaten şamanizmdeki anlayış din eğer kendine güveniyorsa eleştirilerini korkmamalı. Yani kendine güveniyorsa dolayısıyla yani onları önemsiyor. Eleştirileri önemsiyor şamanizm. Yani yasaklamaktan ziyade eleştirileri önemsiyor. Çünkü eleştiriyi evrimin bir motoru, bir lokomotif olarak algılıyor. Eleştiri sayesinde gelişme vardır. Eleştiri sayesinde düzelme vardır. Eleştiri sayesinde kendini düzeltme vardır her şeyden önce. Ve o olmazsa hani tez, antitez, sentez var. Ne diyorlar? Dinamiği var. Diyalektiği var. Bu birebir şamanizmde işliyor. Evrimle beraber. Dolayısıyla gelişmeye açık, değişmeye açık. Dolayısıyla metinleri, kutsal metinleri hayat olduğu için ve hayat dediğimiz doğanın sınırlı olduğu için varoluş. Dolayısıyla ne insanlarla sınırlı, ne şamanlarla sınırlı, ne şamanlarla hele hiç sınırlı değil. Dünyamızla sınırlı değil, bizim evrenimizle sınırlı değil. Uzayla, sonsuzlukla sınırlı. Dolayısıyla bu kutsal kitap hani demin de söylediğim gibi sürekli güncelleniyor. Sürekli güncellendiği için bu kitabın merkezinde insan yok. Yani bu kitabın merkezinde şamanlar da yok. Bu kitabın merkezinde şaman dini de yok. Ve dolayısıyla herkesin şaman olması kesinlikle böyle bir şey güdülmüyor. Hatta dünya da merkezinde değil. Yani dünyanın yok olması tabii şey bakımından mesafesinden baktığımız zaman mesela Samanyolu mertebesinden baktığımız zaman böyle bir gerçeklik yok. Böyle bir gündem yok. Yani dünya ha olmuş ha olmamış. Ha dünyanın içinde bir kısım mümin olmuş, bir kısım kafir olmuş. Bir kısım inançlı olmuş, bir kısım inançlı olmamış. Buradaki mikroplara kadar önem var. Yani seviyesinde. Uzay seviyesinde. Yani böyle bir gündem yok. Dolayısıyla şamanlıkta doğal olarak bunu merkeze alamıyor. Şamanizm kendisi bile önemli değil bu anlamda. Kendisini önemli görmediği için kendi ısrarla şu isimde ne diyor ona? Israr ediyorum demiyor. Ve bu yüzden şamanizm dünyanın birçok kıtasında görülmesine rağmen isimde çeşitlilik var. Mesela Türk halklarını sadece aldığımız zaman bazıları şaman diyor, bazıları kam diyor, bazıları ham diyor, bazıları mesela sahaya kutları oyun diyor, bazıları mesela Müslüman olan şamanlar, Orta Asya'dakiler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, baksı diyor mesela, bakşı diyor. Bunlar Müslüman şamanlar. Hatta Türkiye'de bir köy var, baksı. Hatta orada müze kurulmuştur. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hatta Avrupa'nın, evet, Gümüşhane değil mi? Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri olarak da seçilmiştir bu. Baksı, mesela bu kalıntılar bak hep geliyor buraya kadar. Kam olsun, kaman olsun, kamlık olsun, baksı olsun. Bunlar günümüze kadar gelmiş. Hatta Anadolu'da birkaç tane ama sonradan adı değiştirilmiş şaman köyleri var. Mesela adı şamanmış. Ha ben bu benim tespitim tabii değil.
Nişanyan'ın tespiti, Sevan Nişanyan'ın, onun bir çalışmasında geçiyor şaman diye bir kavram. Bir de eski Türklerde günümüzdeki şaman olan Türkler çok tanrıcı. Yani bunu bir gelişmemişlik, bir eziklik, bir ilkellik belirtisi olarak görmüyor. Bunu bir gerçeklik olarak görüyor. Nasıl ki ateizmi ya da başka dinler bir yer gerçeklik olarak görüyorsa, bunlar da birer gerçeklik olarak görüyor. Yani orada bir, hani demin de söylediğim gibi, hani her fırsatta bir tükürük yarışmasına girmiyor. Yani buraya katılmıyor. Ve kendiliğinden var oluyor, kendiliğinden yaşıyor. Yani bu Kuzey Afrika'da da kavram var, Türk tarihi içerisinde. Codex Cumanicus, işte 14. yüzyıl herhalde, Doğu Avrupa'da da kayıtlara geçmiş. İşte Kuzey Afrika'da geçmiş şeyde, mesela Cengiz Han'da, Cengiz Han döneminde yine şaman vardı. Çok önemli. Ama insanlar çünkü geliyorlar şamanların yanına, başvuruyorlar. Şaman doğru ya da yanlış. Hani böyle şamanın taşı da yok. Bir şaman her zaman doğru olmalı, ideal olmalı, kusursuz olmalı, başkalarına örnek olmalı. Böyle bir nosyon yok. Zaten böyle bir nosyon olsa farklılığı kalmaz şamanizmin. De doğrudan misyonerliğe dönüşür. Yani böyle bir ideal bir şaman modeli yok. Zaten olamaz. Bunu dile getirenler var. Dile getirenler var ama bu ne diyor ona? Bütün şamanizmi kapsamıyor. Yani kapsama değişim kendini empoze etmiyor başkalarına. Kendi doğrularını ne diyor ona? Nihai doğrular olarak empoze etmiyor. Bunları ısrarla bunlar doğrudur demiyor. Ha bu bakımda birçok zayıf taraflar var. Yani mesela tapınak dikme kültürü yok. Tapınak dikme kültürü olmadığı için mesela mimaride zayıflık var mı? Var. Bunu kabul ediyor ama şaman. Ama bazılarına göre gerçekten de şaman toplumları mesela ilke kalmıştır. Ama bu tabii bakış açısına bağlı. Yani doğaya verilen zarar ve bırakılan çöp bakımından yaklaştığın zaman kimin modern, kimin ilkel olduğu tartışılır. Hele ki günümüzde dogmatik... Hele kadınsa. Tabii dogmatik yani okyanuslara baktığımız zaman modern, gelişmiş insan mı daha fazla çöp ve zarar bırakıyor ve doğada yani dünyamızda şampiyonluk kime aittir? O tartışılır tabii. Dolayısıyla ilkelik bu bağlamda ele alındığı zaman bambaşka anlamlara gelebilir. Yani o yüzden kendisine ilkel denilmesinden gücenmiyor şamanizm. Yani bunu. Ben işte çok gelişmişim, hatta sizden daha çok gelişmişim. Böyle bir yarışmaya girmiyor. Daha çok gelişmiş olduğu için muhtemelen zaten girmiyor bu yarışa. Yani orada tabii doğada şu var. Çünkü geri dönüyoruz zaten şu anda. Şu anda hani şehirleşme ön plandayken aksine şu anda köylere geçiş süreci var. İnsanın ne ruhuna iyi geldi ne doğaya iyi geldi zaten bu şehirleşme süreci. Ve şu andaki dinler de aslında belli bir ihtiyacı karşılamamaya başladı büyük ihtimalle. Ve tam sizin anlattıklarınız şu anda yeni dönemde moda gibi görülen aslında ama hani herkes aslında bir birbirin parçası. İşte taş dediniz, bütün hayvanlar ve insanlar aslında akraba. Hepsi aslında şu anda insanların yöneldiği inanca hatırlatıyor bana. Evet. Sanki her anlamda böyle geçmişe dönme ihtiyacımız var gibi geldi. Yani şu an şamanizm ve sizden dinledikçe. Yani ruhumuzun sanki ona ihtiyacı var ve ona dönüyoruz tekrar. Yani bu süreç dünyada yaşanırken maalesef Türk dünyası olarak söylüyorum. Türk ülkeleri veya Türk halkları olarak söylüyorum. Şamanizmden biz istifade edemiyoruz. Ama mesela hepimiz çok seve seve Avatar'ı izledik mesela. Değil mi? Yani böyle hem de bunu gizlemedik yani. Hem izlerken de aa orada çok ilkel motifler geçiyor de demedik yani. O adamlar yapmış, iyi yapmışlar falan. Değil mi? Bunun devamı da gelse de izlesek mesela. Dedik birçoğumuz. Bunu şamanizmi eleştiren insanlarımız da dedi. Eleştirmeyen insanlarımız da dedi. Bu böyle. İşte Batılı şamanizmden beslenebiliyor. Esin alabiliyor. Değil mi? İlham alabiliyor. Ama biz
Sadece utanıyoruz. Yani sırtımız dönüyor. Sürekli işte aman bize ulaşmasın işte Türkçe değil falan böyle hep kalıp birkaç 10 sene boyunca 1950'lerden itibaren sürekli tekrarlanan kavramlardır bunlar. Efendim şaman Türkçe değil, şamanizm diye bir şey yok, din değil, şu değil, bu değil, zaten Türklerle hiçbir alakası yok. Onu işte uzaylılar ulaştırdı. Bu kavramlar sürekli böyle ne diyor, tekrarlanıp duruyor. Ama modern çağda ben mesela, bu da benim tespitim değil, ulusal tez merkezine girmeniz yeterlidir. Ulusal tez merkezine girdiğiniz zaman hem yüksek lisans hem doktora seviyesinde şamanizmle ilgili tezler böyle bir patlamanın olduğunu görebilirsiniz. Bu sadece, ha ben transa girdim, işte böyle batı var ya, işte çok iyi kafa yaşadık, işte bir şeyler gördük, tamam mı? İşte şaman da çok iyi adamdı falan, böyle gittik geldik falan, tamam çok eğlenceliydi falan. New Age tarzı falan, bunlarla sınırlı değil yani. Ciddi ciddi araştırmalar yapılıyor, işte Anadolu'daki masallar araştırılıyor, işte mitoloji araştırılıyor, Orta Asya'yla karşılaştırılıyor, başka halklarla, eski Yunan'la karşılaştırılıyor. Üniversitelerde müfredatların içinde dersler açılıyor. Mitoloji ile ilgili, Türk mitolojisi ya da şaman mitolojisi ile ilgili. Yani bu bundan sonra gidecek yani. Çünkü genç nesil Türkologlar kalıplara sığmıyor. Böyle dogmatik şeylerin altında kalmak istemiyor. Sorgulayabiliyor. Sorgulayabiliyorsa. Çünkü şunun farkında genç nesil Türkologlar. Biz sorgulamazsak, biz araştırmazsak, biz böyle bir şey yani böyle bir şey yok dese bile dünya bizi örnek almaz. Dünya çünkü biz güneşe bakar ve deriz ki gözlerimizi kapatıp güneş yok aslında diyebiliriz ve bizler için de yok olabilir aslında ve bize inanan insanlar ya bizi örnek alan insanlar için de yok olabilir. Ya da onlar bizi, biz onları etkilediğimiz için o şekilde algılayabilir. Ama dünya direkt kaynağına gidiyor. Direkt Sibirya'ya gidiyor. Direkt bozkırlara gidiyor. Direkt taygalara gidiyor. Tundra'ya gidiyor. Oradaki yerli halklarla Amerika'ya gidiyor. Araştırıyor. Avustralya'ya gidiyor. Araştırıyor. Notlar alıyor. İnceliyor. Şamanlık nedir? Ne değildir? Sürekli inceliyor. Ve bunu sizi size rağmen anlatıyor. Ve siz de bilimsellikten bahsediyorsak öyle bir şey yok, Türkçe değil falan diyebilirsiniz. Ya amenna böyle bir şey diyebilir bir insan. Ama bilimsel olarak yazdığınız zaman onlara referans olarak almak zorundasınız. Zaten böyle değil mi? Yani bizim Türkologlarımız çok fazla sahaya gidemediği için başkalarının çalışmalarını esas almak zorunda. Kaynak almak zorunda. Atıfta bulunmak zorunda onlara. Bu böyle. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. İnsanlık biz yok dediğimiz için yok demiyor. Gidiyor ve kendisi araştırıyor. Ve bunun farkındadır genç nesil. Türkologlar, araştırmacılarımız farkında. Dolayısıyla kendisi araştırıyor. Hatta bunun içine tiyatrocular giriyor. Diyor ki ya bu ilk tiyatrocuları araştırmamız lazım diyor. İlk sanatçıları araştırmamız lazım diyor. İlk şarkıcıları araştırmamız lazım diyor. İlk pedagogları araştırmamız, ilk felsefecileri araştırmamız lazım diyor. İlk psikologları araştırmamız lazım diyor. İlk meteoroloji hizmetine veren insanları araştırmamız lazım diyor. Ne demişler, ne anlatmış? İlk sosyal politikalar uygulayan insanları araştırmamız lazım diyor. Vesaire vesaire, kamu diplomasisi. Yani yelpaze çok geniş. Sadece bir amca elinde tutan, bir davulla zıplayan bir motiften ziyade çok derin ve gerçekten dünya anlatılabilecek. Yani siz araştırmazsanız zaten birisi araştıracak. Bu gerçekliği, gerçekliğin farkında olduğumuz zaman işler çok farklı gidebilir yani bence. Yani çok teşekkür ederim. Daha böyle uzun uzun konuşabilirim. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ha soru mu? Soru sormak istedim. Ha tabii, buyurun. Şamanlıkta bir yapılan tedavi için ya da tavsiye için karşılık almak gibi bir şey söz konusudur. Yani küçük de olsa
İşte bir bedeli olmalı. Böyle bir yaklaşım var mı? Kitapta varsa da ben kaçırmış olabilirim. Kitapta var. Ha, orayı kaçırdım, evet. Kitapta var. Böyle bir gelenek var. Bunu karşılık olarak görüyorlar. Ha, bunun etik midir, değil midir, işte komünizme uygun mudur, değil midir, ya da dizme uygun mudur, değil midir, buna bakmıyorlar. Bu, bazıları diyor ki bu çok gayri ahlaki, bazıları diyor ki bu bir gerçeklik. Bazıları diyor ki işte bir doktora gittiğiniz zaman onun da bir price liste var. Bazıları diyor ki işte bir konsere gittiğiniz zaman bilet için para vermek zorundayım. O da bir tanrının ya da tanrıların belgesidir. Bazıları diyor ki işte farklı farklı örnekler var. Ama şamanlıkta bütün bunların dışında böyle bir uygulama var. Ama yine kitapta bahsettiğim gibi böyle yobazlık bir dinle dönüşmemesi için, bu çok önemlidir şamanizm için, kendini haklı gören bir dine dönüşmemesi için sağduyu filtremiz her zaman açık olmalı lazım. O zaman sürüklenmeyeceksin yani. Bu tamam, uygulamalar değişik olabilir, doğru ya da yanlış olabilir, etkili de, tesirli de olabilir. Yani olumlu sonuç da alabilirsiniz kendi sorununuzla ilgili. Ama o fikre hep açık olması. Ama öbür taraftan şu da var. Mesela Zeki Velitoğan, Profesör Doktor Zeki Velitoğan, Atatürk döneminde davet edilen bir bilimci, büyük bir Türkolog. Başkurt asılı. O mesela bir Müslümandır. Şaman değildir. Ve Orta Asya'da gittiğin zaman çok ciddi bir hastalığı yakalanıyor. Ve bu hastalığı hastalıkla ilgili ona bir vatandaş ona bir öneride bulunuyor. Diyor ki bizim şaman da var. Bir şaman var. Ona sizi götürelim diyor. Bu da diyor ki bunlar hep bir deneyim de deneyim diyor. Ondan sonra ayin başlıyor. Şaman ayini. İşte şaman etrafında dolaşıyor. Şey yapıyor. Sonra bir anda duruyor şaman. Diyor ki kendi hatıratlarım da var bunlar. Şaman diyor ki böyle gitmez yani. Bu siz bana inanmıyorsunuz. Böyle yani ben bir inanç olmadığı zaman benim buradaki hareketlerim nasıl dönüşür? Tamam diyor, ben inanıyorum diyor. Ve kendi şeyi, hatırlatları iyileştirmiyor. Böyle şeyler de var. Dolayısıyla işte Michael Harner'ın da dediği gibi hani bu korelasyonu her zaman kuramıyoruz. Ama fikri açık alacağız. Yani çok fazla böyle ne diyor ona çok gayri bilimsel, gayri ne diyor, sağduyulu bir şey olduğu zaman orada zaten bir alarmın çalması lazım. Alarm çalmıyorsa sıkıntı. Yani. Teşekkür ederiz.